Hoş geldiniz. Bir 5 dakika daha sizden rica ediyoruz. Öncelikle hoş geldiniz. Bugün presokratik felsefeye giriş. Bu biraz yine bir sıkıntı yaşadı galiba. Tuhaf olmuş. Az önce düzgün değil miydik? Evet. Ama bizim şeyin sayfası gitti, öbür sayfa. Böyle bir durum oldu. Şimdi biz genelde daha önce beni dinlemeye gelmiş olan arkadaşlar varsa veya bir şekilde takip eden dediğim gibi PowerPoint ile sunum yapmayı çok sevmiyorum. Bunun aslında temel nedeni şu, eğitmenin veya işte bir konu anlatan kişinin bu dosyaya böyle mahkum olması anlamına geliyor. Ben daha rahat konuşmak istiyorum. O yüzden her defasında böyle bir aslında 15-20 sayfalık bir metin hazırlarım. Ama hiçbir zaman metne sadık kalmam açıkçası. Ama bugün biraz metne sadık kalmak istiyorum. Çünkü anlatacak çok şeyim var. Şimdi biz dostlarımızla bu Galatasaray Üniversitesi Felsefe Kulübü'nün değerli üyeleriyle temasa geçtiğimizde, onlar benimle temasa geçtiğimde ne anlatabiliriz diye şöyle hemen bir hızlıca düşündüm. Dedim ki madem atölyenin birinci buluşması benimle gerçekleşiyor, o zaman dedim genel bir felsefeye giriş olsun ama aynı zamanda benden sonraki atölyelerinde kronolojik, tarihsel olarak bir girişi olması açısından presokratik felsefeden de bahsedeyim. Bunun için bulduğum bir yol vardı, bir yöntem vardı. Burada dedim ki afişte presokratik kelimesini şöyle uçlu parantez içinde gösterin. Felsefeye giriş kısmı böyle ayrıca olsun dedim. Afişte öyle olmamış ama sorun değil. Burada en azından görüyorsunuz. Bunun temel nedeni şu aslında. Felsefe tarihine genel bir bakış attığımızda felsefe tarihi kitaplarına veya bu konuda yapılmış olan konuşmalara vesaire baktığımızda hep benzer girişler görürsünüz. İşte Thales'le başlatırlar veyahut İtalyan ekolü olarak bazıları İonya ve İtalya ekolü diye tarihsel olarak ayırır. Bu tarafta İtalya'da da Pythagoras ve İşte onun sürdürdüğü gelenek, Platon'a kadar gelen, hatta yeni Platonculara kadar giden gelenek anlatılır. İonya'da Miletoslularla başlayan doğa felsefesi anlatılır. Ben biraz klasik filolog olduğum için biraz farklı bir giriş yapmak istiyorum sizinle. Tabii burada asıl önemli olan nokta felsefeden tabii ne anladığımız, çünkü felsefeyle ilgili az önce dostlarımızla kantinde konuşurken orada da gündeme geldi. Felsefenin popülerize olması, işte Twitter'da, şurada, burada çok rağbet görmesi sanki çok güzel bir şeymiş gibi anlaşılıyor. Daha fazla insan daha fazla felsefeymiş gibi anlaşılıyor. Ve nitelikli felsefecilerin tırnak içinde, filozofların belki daha fazla takipçisi olması gerektiği yönünde bir genel bir izlenim var. Oysa bugün Seneca'nın bir metniyle De Providentia, tanrısal öngörü üzerine metniyle uğraşırken bir şey gördüm. Tabii yani daha önce de gördüğüm bir şeydi ama bugün yine gündemime gelmiş oldu. Aristo'yla Krisippos arasında bir diyalog. Şimdi antik dünyada burada olduğu gibi
Bir tane adam olduğu zaman böyle felsefeyle meşgul olan işte Zenon gibi, Epikuros gibi, işte Pitagoras gibi, işte benim gibi, yani şurada şu an beni dinlediğiniz için bu benzetmeyi yapıyorum. Onun peşinden gidip, onun kapısına gitmek aslında filosofari dediğimiz şey Latince'de felsefe yapmanın başlangıcı olarak görülüyordu. Yani talebe dediğimiz insanlar, takipçi dediğimiz insanlar, dinleyici dediğimiz insanlar aslında filozofun peşinden giden insanlardır. Dolayısıyla ne kadar çok bir filozofun peşinden birileri gidiyorsa dışarıdan görünen şey şudur. Ha bu adam, adam diyorum, kadınlar kusura bakmasın genelde erkek filozoflar olduğu için orada, adam çok iyi anlatıyor veyahut öğretisi çok iyi gibi bir algı oluşuyor. Dolayısıyla peşinden az kişinin gittiği, az takipçili Twitter hesapları gibi az takipçili filozoflar bir nevi kötü bir gözle bakılıyor. Yani bu adamın felsefesi pek işe yaramaz gibi. Bu evrensel bir sorun, evrensel bir problem belki de. Bir şeyin popüler hale gelmesi, onun nitelik olarak düşmesine neden olsa da benim görüşüme göre orada nicelik niteliğin yerine geçiyor. Ve Aristo'nunla Krisippos arasında şöyle bir diyalog var. Birileri diyorlar ki sen neden Aristo'nun peşinden gitmiyorsun? Krisippos da diyor ki onun çok takipçisi var. Ben onun peşinden gitmem. Yani çok takipçilik aslında çok kalabalık olma hali çok böyle iyi bir şey değildir. Ama bugün görüyorum ki burada en bugüne kadarki felsefe buluşmalarımızın en kalabalık olanlarından birini deneyimliyorum kendi adıma. Bu benim açımdan güzel bir şey. Bu az önce söylediklerimi unutun lütfen. Bu burada çünkü herkesin, sizlerin de hepimizin söylemek istediği şeyler var. Politik olarak, toplumsal olarak, ailevi olarak, eşlerimiz açısından, sevdiklerimiz açısından, sevmediklerimiz açısından her şeye bir lafımız var. Dolayısıyla lafımızın özellikle bu laf kelimesine bilhassa takılacağım bugün. Biraz kavramlar üzerinde duracağız. O lafımızın bir muhatabının, muhataplarının olması lazım. Ne kadar çok muhatap görürsek o kadar bizi moral motivasyon açısından doldurur. Bizi böyle daha sonraki toplantılara, daha sonraki çalışmalarımıza, makalelerimize, kitaplarımıza, işte çevirilerimize neyse artık bizi motive eder. Bizi adeta o çalışmalara daha fazla sürükler. Şimdi çok fazla da konuyu uzatmak istemiyorum. Gece 12'ye kadar burada duramayız. Şimdi bugün presokratik felsefeye giriş başlıklı bir sunumla sizi meşgul edeceğim biraz. Tabii bizi ilgilendiren şu an ekranda gördüğünüz presokratik yani Sokrates öncesi dönem tabii daha çok. Tarihsel olarak baktığınızda burada esasında 7. 6. yüzyıl diyoruz milattan önce. Tabii Roma dönemini özellikle benim bilhassa çalışma alanım olan Roma dönemini düşünürsek milattan önce 2. yüzyıldan başlayıp da milattan sonra 5. yüzyıla 5. yüzyıl biraz iddialı olmuş ama 3. 4. yüzyıla kadar giden o felsefi faaliyeti İşte 5 burada var, 500 yıl. Öbür tarafta da 700 yıl var. Yani 1200 yıllık bir antik felsefe tarihi ile karşılaşıyoruz. Ve burada değerli dostlar, bizi ilgilendiren bugün bilhassa tabii ki birinci tarihsel dönem. Bu tarihsel dönemi lütfen aklımızda tutalım. Şimdi burada öncelikle biraz kavramlardan yola çıkalım. Biraz da akılda bir şeyler kalsın istiyorum. Şimdi kelime olarak az önce presok tabii orada çok iyi okunamıyor ama presokratik kelimesi var. Şimdi presokratik kelimesi tartışmalı bir kelime. Felsefeye giriş konusunda ele alınması gereken bir kelime. Çünkü pre öneki orada öncesini ifade ediyor. Sokratik de Yunanca'daki Sokratikos sıfatının işte Türkçe'ye geçmiş hali. Dolayısıyla presokratik dediğimizde, presokratik felsefe dediğimizde kaçınılmaz olarak Sokrates
öncesi felsefeyi kastediyoruz. Ancak bu ifade, yani presokratik ifadesi oldukça yeni bir tabir aslında. Şu an ekranda gördüğünüz Johann August Eberhard'ın Albein Geschichte der Philosophie kitabının, bu genel felsefe tarihi kitabının, 1788 tarihli kitabının içinde geçen bir başlıktır. Vorsokratische Philosophie, bu işte Sokratik, presokratik felsefe diye çevirebileceğimiz bu tamlama, bu sıfat tamlaması, presokratik felsefe tabirinin ciddi bir kitapta, literatürde ilk karşımıza geldiği yerdir. Bence tesadüf, Google'da araştırırken, books.google.com'da kitabın kendisini buldum. Merak eden başlığını yazarak kitabın şeyine ulaşabilir kendisine. Orada da işaretledim zaten. Yani bu aslında presokratik ifadesi çok yeni bir ifade. Şimdi burada Sokrates ile ondan öncekiler arasında büyük bir ayrım olduğu düşüncesini görüyoruz. Öyle ya, şimdi ben gelsem desem ki Cengiz'den önce felsefe, Cengiz'den sonra felsefe desem, ben önemli bir adammışım gibi size sunmuş olurum kendimi, değil mi? Aynı şekilde. Demek ki Sokrates bir İngilizce tabirle, burası gerçi Frankofon diyarı ama milestone, bir kilometre taşıdır buradaki yaklaşıma göre. Dolayısıyla Sokrates'in belirleyici bir yönü olduğunu bize ifade ediyor, imliyor. Presokratik felsefe, Sokrates öncesi felsefe. Ancak literatürü taradığımızda şu an ekranda gördüğünüz çok meşhur bir Latince ifadeyle karşılaşıyoruz. Betül Hanım, Latince analiz yapabilirsiniz. Benim öğrencim olduğu için kendisini atıfta bulundum. Bu Cicero'nun Tusculum Disputationes, yani Tusculum Tartışmaları adlı eserini 5. kitabının 4. bölümünün işte 10'la 11. kısımları. Peki burada ne diyor? Unsur gibi anlatmıyor ama daha önemli bir şey söylüyor. Sokrates autem primus philosophiam devocavit e kailo diyor öncelikle. Ne demek bu? Sokrates primus, önce Sokrates filosofyayı, yani felsefeyi devocavit e kailo, yani gökyüzünden aşağıya doğru çağırdı. Devoko fiilinin başındaki de öneki aşağı doğru demektir. Devokavit aşağı doğru çağırmak. Yani felsefe Sokrates'ten önce yukarıda olan bir şey. Burada bize ifade edilen şey bu. Dahası da var, devamı da var. Devamında da et in urbibus collocavit, yani kentlerde in urbibus, orada ona yer açtı, orada biriktirdi onu. Et in domus etiam introduxit, hatta evlerin içine kadar soktu. In domus. Belki arkadaşım, sen az önce kantinde felsefe popüler hale gelmez, halka inmez diyordun da bak adam diyormuş evlere kadar felsefe giriyor diyecek, bana karşı çıkacak. Ama burada kastettiği şey evler, domus kelimesi senin benim evim değil. Burada aristokrasinin, özellikle Roma'da, tabii ki Cicero'nun kafasında Roma örnekliği var. Orada aristokrat insanların özel mülkleri, bahçeleri, Epikuros'un Yunan'da, Helenistik dönemdeki keposu gibi, bahçesi gibi özel mülkte sizler gibi kıymetli insanların bir araya gelip sistematik olarak filozofya üzerine çalışması. Tabii başınızda bir hoca olması lazım. Çünkü hoca geleneğinin, yani bir hocanın peşinden gitmenin çok önemli olduğu bir anlayıştan bahsediyoruz. Yani antik dünyada bağımsız filozof bulamazsınız. Çok zordur. Hep bir ekolün takipçisi olmak, bir yere tabi olmak, bir yere bağlı olmak, bir hocanın peşinden gitmek. Yani bu bazen çok basit bir şeydir, bazen de çok derinlemesine, adeta şeyhle
müridi arasındaki ilişki gibidir. Yani Pythagoras örneğini veriyorum. Pythagoras, Magister Dixit diye daha sonraki Latin ortaçağında böyle anılmıştır. Magister Dixit ne demek? Hoca böyle buyurdu. Bizde de vardı. Şeyh böyle buyurdu. Yani onun izin sözünün dışına çıkmayacaksın. Müthiş otorite, müthiş karizmatik bir adam Pythagoras. Şimdi kendi başına felsefe yapamazsın. Ekolleşmen lazım. Bir filozofun peşinden gitmen lazım. Şimdi burada Indomus etiam introduksit evlerin içine kadar soktu hatta diyor etiam. Et, burası çok önemli. Çok önemli. Yani bence bu paragraf zaten çok önemli ama bu kısmı da çok önemli. Et coigit de vita, et moribus rebusque bonis et malis quaerere. Sokrates'in, burada coigit bizim yüklemimiz, Sokrates'in zorladığını söylüyor. Baskı kurduğunu söylüyor. Baskıladığını, mecbur ettiğini söylüyor. Neye mecbur etti? De vita et moribus rebusque. Yani yaşam üzerine ve adetler üzerine, karakter üzerine, nitelikler üzerine, yaşam tarzı üzerine, hatta bonis et malis, iyi ve kötü şeyler üzerine kuayrele yapmak, araştırma yapmaya bizi zorladı diyor. Yani Sokrates'in presokratik felsefe tanımını kurmamıza, bu tanımlamayı yapmamıza yol açan katkısı felsefe tarihinde, bu ifade çok önemli, Kikero'nun bu ifadesi, bu yorumu, aslında felsefeyi gökyüzünden indirmesi, kentlere getirmesi, özel mülk alanına sokarak farklı ekoller üzerinden düşünümünü az önce anlatmaya çalıştım. Orada artık gökyüzünden indi ya felsefe, insan yaşamı üzerine ve insan adetleri, mosları, burada de moribus, et moribus kısmı öyle, insan adetleri üzerine düşünmek. Sokrates'in yaptığı şey bu. Yani Sokrates bir şeye son verdi. Son verdiği şey derden bir tanesi Sokrates'ten önce yapılan, yapıla gelen doğa felsefesini bitirmesidir. Bu yüzden bugünkü perspektifle bizler belki bir zamanda yolculuk yapsak, Sokrates'le karşılaşsak, Sokrates'in bazı görüşlerinden rahatsız olabiliriz. Yani doğa araştırması demek aslında günümüzde biraz pozitivist bilim anlayışına gidiyor. Şimdi ondan bahsedeceğiz biraz. Biraz buna karşı gibi Platon'un aksettirdiği Sokrates. Yani bizi zaten Kikero'nun söylemek istediği şey o. Bizi insan yaşamı üzerine düşünmeye zorladı. Bırakın şu doğa araştırmasını. Gökyüzünü araştırıyorsun, şurayı araştırıyorsun, burayı araştırıyorsun. Boş ver. Önce insanı anlayalım. İnsanı, adetlerini anlayalım. Yani burada Sokrates'in kırılma noktası temelde budur. Burada bir ayrım daha var. O da daha çok doğadaki olguların araştırılmasından ziyade kavramlar üzerinde durmak. Çünkü sen Sokrates olarak felsefeyi gökyüzünden indirdiğin andan itibaren kavramlar üzerine, özellikle insan yaşamı, insanın yaşamındaki iyi ve kötü şeyleri, işte erdem iyi midir, kötü müdür, erdem öğretilir mi, öğretilemez mi, Menon diyaloğu, değil mi? Mesela bunun gibi meseleleri gündeme getirdiğinde kaçınılmaz olarak olgular üzerine, işte yıldırımlar, şimşekler, güneş, ay, şu bu doğa olayları değil, doğal unsurları değil, kavramlar üzerine düşünmeye başlıyorsun. Erdem iyi midir? Ahlaki kusur nedir? Veya ülkeyi kim yönetmeli? O da bir toplumsal mesele. Ülkeyi kim yönetmeli? İşte filozof kral mı olmalı? Aristokrasi mi olmalı? Monarşi mi olmalı? Değil mi? Kavramlar üzerine konuşuyorsun. Buradaki olgu dediğimiz doğa olgularının terk edilmesi. Şimdi burada biraz daha geriye gitmemiz lazım. Çünkü Sokrates bizim bu sunumumuzun aslında sonunda yer alan bir adam. Çünkü konumuz presokratik felsefeydi. Şimdi burada, pardon arkadaşlar, burada felsefesinin, Yunan felsefesinin bir ön öyküsü olarak evren doğum, yani Sokrates'ten önce
Sokrates'le birlikte sekteye uğradığı düşünülen anlayışın ne olduğu üzerine bazı yorumlardan bahsedeceğim. Ve o yorumlardan hareketle presokratik felsefenin çok önemli bulduğum yedi bilgesi ve o yedi bilgenin içindeki bizim Miletoslu Thales'ten bahsedeceğim arkadaşlar. Şimdi burada Yunan düşünce tarihinin veya felsefesinin doğuşu yarı şair, yarı düşünür ama daha çok şair olan Aristoteles'in tabiriyle teologos olan Hesiodos ve Orpheus gibi kişilerin tarihine denk gelir demişiz. Burada teologos Yunanca'da Theos yani Tanrı üzerine konuşan, tabi birden fazla Tanrı da olduğu için Tanrılarla ilgili konuşan, onlarla ilgili meseleleri anlatan demek. Şimdi bu teologos kimliği, günümüzde teolog, günümüzde ilahiyatçı diyebilirsiniz buna çünkü ilahiyatçıdır. İlah üzerine düşünüyor, Theos üzerine düşünüyor. Onun logosu. Yani Theos üzerine logos üretiyor. Söz, düşünce, hesaplama, argüman. Logos'un birçok anlamı var biliyorsunuz Yunanca'da. Ama özellikle tanrılarla ilgili konuşan adamdır Hesiodos. Şimdi burada tanrılar üzerine konuşmak aslında yani teologos olmak aslında sadece evrenin ve yeryüzünün oluşumu üzerine değil, aynı zamanda görünen yani fenomenler alemi üzerine de konuşmayı gerektiriyor. Yani o kadar da tanrılar değil aslında sadece mesele. Sadece ilahi bir şeylerden bahsetmiyoruz. Başka deyişle doğa ile tanrıların etki alanı birbirinden tümüyle ayrılmamıştır. Homeros destanlarını okuduğunda bunu hissedersin. Yağmur getiren Zeus, değil mi? Yağmur getiriyor. Onun sıfatı o. Yağmur getiren Zeus. Yağmur bir doğa olayı değil mi? Evet, ama Zeus'u sen hiç görmüyorsun. Tanrısal olanla doğal olanı iç içe geçtiği bir anlayış var. Şimdi Hesiodos'ta bilhassa gördüğümüz bir anlatım vardı. Hesiodos'un galiba bir sonraki şey, evet şu açık kalsın. Teogonia ve İşler ve Günler, iki tane eseri var. Şimdi Hesiodos, değerli dostlar, öyle bir kozmogoni, kozmosun oluşumu, evrenin doğuşu, evrenin doğumu gibi anlamlara geliyor. Ve orada öyle bir şekilde evrenin doğuşunu anlatıyor ki, tümüyle antropomorfik, yani insan biçimli. Yani burada doğa ile gece, gündüz, yıldızlı gökyüzü, yeryüzü, deniz, dağlar, ırmaklar, rüzgar gibi doğa fenomenleri kişisel ve tanrısal varlıklar olarak görülüyor. Hatta diğer tanrıların birleşmesinden doğan bu nedenle ortak bir ilk ana babadan gelen kısmen erkek, kısmen dişi varlıklar olarak düşünülüyor. Doğanın kişileştirilen mitolojik yorumuyla karşılaşıyoruz arkadaşlar burada. Şimdi bugün önemli bulduğum noktalardan birisi şu yine Hesiodos'la ilgili. Hesiodos'un tanrılarla görünür dünyanın meydana gelişine ilişkin spekülasyonları bir kısmı eski tasarımlara hatta çağlar öncesinin dini inanışlarına gidiyor. İşte Sümer, Babil, Mısır'a, daha başka kültürlere ve inanışlara da gidiyor. Sadece mitoloji deyip geçemeyiz. İçinde bir atom. Hoca gelir, felsefe dersinde gelirdi. Ya bu mitolojide akıl yürütme yok. Ya burada akıl var.
Nasıl akıl yürütme? Yani akıl yürütme var. Şimdi şurada akıl yürütme yok mu? Her şeyden önce kaos vardı. Adam düşünmüş. Bence tek başına düşünmek tabii yani. Dediğiniz gibi arkasında bir tarihsel, kültürel, dinsel bir farklı coğrafyalara yayılan bir arka plan var. Her şeyden önce kaos var. Sonra da geniş göğüslü Gaia tüm şeylerin dayandığı kaynaktı. Kaostan Erebos yani karanlık ile kara gece doğdu. Gece ile Erebos karanlık cinsel olarak birleşti. Aiter ile Hemera gün doğdu. Yani karanlık ile gecenin birleşimi aydınlığı ve gündüzü doğuruyor. Çocuk gibi. Şimdi burada argüman yok mu? Akıl yürütme yok mu? Var. Akıl yürütmenin niteliğini tartışabiliriz. Ama bir akıl yürütme var. Gaia, toprak, kendine benzeyen yıldızlı Uranos'u gökyüzüne doğurdu. Bu şekilde akıl yürütülerek evrendeki görünen alem, fenomenler alemi açıklanıyor. Dağlar da şöyle oluştu, sular da böyle oluştu, kadın. Daha sonra boşluklar Yunan tragediyasında dolduruluyor. Burada merak etme kabiliyeti veya eğilimi olan her insan her şeyin nasıl meydana geldiğini anlatan Hesiodos'un metnini okuyunca heyecanlanabilir. Ama bu dini ve mitolojik bir anlatının uyandırdığı bir heyecandır. Aa, her şeyden önce kaos varmış. Kaostan da düzen gelir değil mi daha sonra? Ancak yine de bu mitolojik ve dini karakter Yunan felsefesinin Hesiodos'la başladığı yönünde bir fikrin gelişmesine engel olmamış. Mesela felsefe tarihçisi Gigon 1945'te bu fikri savunmuştur. Mesela bunu felsefe tarihi metinlerinde pek göremezsiniz. Felsefe tarihini Hesiodos'la başlatmak. Sadece onunla da değil. Yarı felsefi, yarı teolojik anlatıların bulunduğu mesela Orpheus mitiyle anlatmak. Orpheus'u biliyorsunuz. Yani çok önemli bir adam. Onun arkasında da farklı kültürler, farklı dinler, farklı inanışlar var. Bunu nereden biliyoruz? Orfik anlatılar yeraltı dinlerine, gizli müsteryonlara dönüşmüş. Gizem dinlerine dönüşmüş. Konvansiyonel yani geleneksel dine alternatif olarak Eleusis gizemleri gibi, Dionysos gizemleri gibi Orpheus gizemleri oluşmuş. Günahları boynuna, burada anlatamayacağımız şeyler var. Yani metinlerde geçen. Kadınlar işte ormana gidiyorlar işte falan filan. Erkeklere bir şeyler yapıyorlar. Dehşet. Korku filmi sahne. Erkekler için özellikle. Ama tabii cinsel şeyler var. Ve orada şunu görüyoruz değerli dostlar. Öyle bir doğa anlatısı var ki Hesiodos'ta gördüğümüz gibi orfik şiir geleneğinde baya baya evrenin oluşumu insana varana dek anlatılıyor her şey. Makrokozmos'tan mikrokozmosa. Her şey anlatılıyor. Yine betimlemeler, antropomorfik, insan biçimli, insanların yapacağı şeylerin doğal, tanrısal yapılara atfedilmesi gibi hikayeler. Ve bu bir gelenek oluşturmuş. Günümüze Orpheus mitolojisi maalesef fazla ulaşmamıştır ama ufak tefek fragmanlar var. Musaios anlatısı da böyledir, şiirleri de böyledir. Sadece Hesiodos yok yani. Dolayısıyla bu bir evreni açıklama yoludur. Neyle açıklama? Lafla açıklamadır. Laf. Bu laf kelimesini bilerek kullandım. Şimdi burada güzel bir sözcüktür laf. Yani hiç araştırdınız mı bilmiyorum ama Kubbe Altı Lügatına baktım. Orada laf maddesinde ne diyor? Ne demiş? Söz kelimesine, laf kelimesinde söz kelimesine göre bir olumsuzluk anlamı vardır ki özellikle deyimlerde ortaya çıkar. Nitekim lafın anlamlarından biri şu, faydası olmayan, sonuç vermeyecek söz uygulanamayacak, boş lakırdı. Laf budur. Yani birisi bir şey dediğinde sana
yani boş konuşuyorsa şey dersin ya, ya senin bu anlattıkların laf yani, ay, laf bunlar. Gerçi Türkiye'de her şey laf. Yani boş konuş mesela, bir şey anlatırsın, ciddi bir şey, felsefe yapıyorsun derler böyle. Veya edebiyat parçalama, bak bütün sözlü, yazılı olması gereken unsurlar sözlü de olabilir elbette ama bir değeri olan unsurların, edebiyatın edebiyat parçalama, felsefenin felsefe yapma. Hatta 70'lerde falan şey vardı, böyle değişik iğnen biri gördüğü zaman artist diyorlardı. Artist. Oysa artist sanatçı. Veya entel lafı gibi. Yani hep halkın büyük bir kesimi, avam bu şeyleri kendi başına değerli olan çalışma alanlarını küçümseyerek hakarete dönüştürmüş. Enteresan. Şimdi ben lafı niye gündeme getirdim? Çünkü laf aslında bu kubbe altı lügatındaki anlamıyla, boş lakırdı anlamıyla felsefe açısından bakıldığında, felsefenin başlangıç noktası açısından bakıldığında Yunanca'daki mitosun karşılığı olduğunu düşünüyorum. Yani lafın Yunancası mitostur. Ve Yunan literatüründe mitos ile sadece laf olan ile sadece laf olmayan anlatılar arasında bir kıyas yapmışlardır. Yunan düşünce tarihinin belli bir noktasında sadece laf veya mitos olmayan şey, yani ardında makul, makbul bir temellendirmenin, argümantasyon sürecinin olduğu bir açıklama yöntemi olarak logosun bulunduğu bir kıyasa insanları götürmüştür. Yani mitosun karşısına logosu koymak, lafın karşısına aklı koymak. Burası çok önemli. Mitos ve logos. Bu arada orada Homeros'un Odisea destanından bir hani kullanım örneği, öykü anlamı da almışım. Tabii örnekler çoğaltılabilir. Şimdi burada ne görüyoruz değerli dostlar? Lafın karşısına, Orpheus'un evreni açıklarken kullandığı o lafın karşısına, Hesiodus'un kozmogonisinde evrenin oluşumunu açıklarken kullandığı yine bir kendince bir akıl yürütme içeren, doğayla tanrısal olanın iç içe geçtiği ve var olan her şeyi mitolojik bir perspektifte açıklama geleneğini burada karşısına logos geliyor. Logos'un anlamları burada gördüğünüz anlamlar. Söz, Yunanca bir sözlüğe bakarak bunları görebilirsiniz. İşte hesaplama, tartma, hesap, değerlendirme, değer, ilgi, oran, orantı, akli yasa, düşünme, usavurma, muhakeme vesaire. Burada bir sürü karşılıkla karşılaşıyoruz diyelim. Kavramla karşılaşıyoruz. Latincesi ratio'dur. Tabi burası dediğimiz gibi Frankofonların memleket şeyi, okulu. Frankofonlar severler rasyonu. Bu ratio Latincedeki biliyorsunuz rasyonel kelimesi, işte rasyonalizm vesaire gibi Türkçe'ye geçen hepsinin merkezinde bulunan kelime. Ratio. Ratio logosun birebir Latincesidir. Birebir. Buradaki anlamların hepsi neredeyse ratio'da da var. Hesaplama, oran, orantı, değer, ilgi, ölçü vesaire. Hatta teorik açıklama falan. Şimdi burada mitosun anlamlarıyla logosun anlamlarını lütfen karşılaştırın. Bir felsefe dersinde mitolojiden logosla, mitosla açıklamadan, açıklama geleneğinden logosla açıklama geleneğine geçişi sadece tanımlar bile aslında, karşılıklar bile bize gösteriyor. Yani şimdi laf dedim ya ben, söz, konuşma, halka açık konuşma, söylenen şey, konu, deyiş, öykü, kurgu. Logosa bakıyorsun, sadece söz, sadece laf yok. O lafın
ardında temellendirme gayreti var. Öbürü karanlıkla geceyi çiftleştiriyor. Diyeceksin ki, ve bu işte benim söylediğim şeyi söyleyeceksin. Burada da bir akıl yürütme yok mu? Var. Ama orada bir tartışma yok. Bak, orada ne yok? Hesaplama yok. Orada tartma yok. O tartmayı bilerek yazdım oraya. Tartma. Hesiodos, sanki Hesiodos'un tartısı fazla bozuk, fazla kontrolsüz gibi. Eskiden böyle marketlerde tartılar olurdu, bakkallar olurdu. Onun gibi. Koyuyorsun, karşısında aynı oranda bir şey koyman lazım işte, demir koyman lazım, 1 kilo, 2 kilo, neyse. Tartının sağlam olması lazım. Bütün dinler tartının sağlam olduğunu, yani kendisindeki tartının sağlam olduğu iddiasındadır. Hatta Thomas Aquinas'ın skolastik bir sözü vardı. Tanrı adil olmak zorundadır. Çok enteresan bir şeydir. Tanrı adil olmak zorundadır. Adil olması gerekendir. Tanrı da İsa'nın babası tabii o, onun kastettiği skolastik filozof. Tanrı'nın adil olması mecburidir. Niye? Çünkü adalet dağıtması lazım. Aksi halde onun bu düzeni, İsa'nın dediği Tanrı'nın krallığı, Regnum Dei, takip çalamaz. İnanmazsın, iman edemezsin. Yani şöyle bir hikaye geliyor, şöyle bir açıklama seni tatmin eder mi? Bizim Tanrımız var, evet, dinimi yeni bildiğini sunuyorum. Tanrımız adaletsiz. Bu insanı rahatsız eder. Adil bir Tanrı, Justus Deus, skolastik Thomas Aquinas'ın. Yani felsefede, felsefeye gidiyoruz. Mitostan çıkmak zorunda. Anlatılar, mitosun anlatılarıdır. Burada bulunan ve felsefeye giriş yapmak isteyen, giriş yapan, felsefe yapan, hatta kendine filozof diyen herkes, bu André Lacks'ın Presokratik Felsefeye Giriş kitabını mutlaka yazsın arkadaşlar. Bu çok güzel bir kitap. Yani burada görüyorsunuz. 3 tane Lacks, 3 tane ayrım yapıyor. Mitosun nitelikleri, logosun nitelikleri. Mitos, öyküsellik sunar. Kurgudur, uzak geçmiştir. Yeryüzüne gökyüzü sevişti diyor. Ne zaman oldu bu ya? Ne zaman? Uzak geçmiş. Logos, ona karşılık argümantasyon dedim. Frankofonların hoşuna gitsin diye. Ama akıl yürütme, argüman üretme. Neden sonuç? İlişkiler silsilesinde argo arguere, Latincesi bunun. Yani neden sonuç ilişkiler silsilesi kurma. Ben sana bunu söylüyorum, nedenini açıklamıyorum, bu değil. Nedeni de şu, akli bir temellendirme. Gerçeklik, dikkat edin, kurgunun karşısında, aletea, hakikat. Uzak geçmişe karşılık yakın şimdi. Yani yıldırımlar niye var? Şimdi Thales'e geliyoruz yavaş yavaş, biraz sonra. Neden var? Öbürü yeryüzüyle gökyüzü sevişti diyor. Ama burada doğa filozofu öyle bir şey demiyor. Şimdi burada mitos ile logos arasında doğruluk meselesi açısından bir farklılık aslında Orfeusların, Musaiosların yani milattan önce aslında bir tarih vermemek lazım. Yani 7. yüzyıllar falan konuşulur ama Orfeus mitolojik bir karakter. Değil mi? Yani Evridike diye bir kız arkadaşı denilemez. Sevgili diyelim. Sevgilisi var, ölüyor. Lan nasıl bir şeyler oluyor? Ölüyor. Orfeus. Orfeus'un sevgilisi. Hades'e gidiyor. Orfeus da o güzel müzikal aletini çalarak Hades'e iniyor. Hades de Hades'i ikna etmeye çalışıyor yeraltı tanrısını. Ama onu ikna edemiyor. Onun yanında Hades'in dünyadan kaçırdığı bir kız var, bir prenses gibi düşünelim. Onu ikna ediyor, yumuşatıyor müzikle. Tabii orada da bir takım hikmet var bunun içinde burada. Ve orada
sevgilisini geri götürmek için, yeryüzüne geri götürmek için ikna ediyor. Ve geri götürürsün diyorlar ona ama bir şart var. Yeryüzünün belli bir noktasına gelene kadar Evridike senin arkandan gelecek ve sen dönüp bakmayacaksın. Ama işte erkek, çoğu erkek gibi, değil mi? Düşüncesiz, sağduyudan yoksun. Tam çıkacak noktası, sınıra gelecek, bakıyor. İşte bak, işte erkek, bak evrensel. Bakar, geliyor mu diye. Baktığı an, Evridike tekrar Hades'e iniyor. Yani otomatik çekiliyor, nasıl bir kurguysa. İşte bu kurgu, işte bu uzak geçmiş, işte bu öyküsendiğin bir örneği. Bunu Thales anlatamaz. Thomas Aquinas dedim, başka bir dünyaya, başka bir yüzyıla götürdüm sizi, götürmek istedim. Thomas Aquinas böyle bir şey anlatamaz. Diyeceksin ki, İsa var orada, orada da İsa'nın babası var, şu var, dirilme var, var oğlu var. Noli metange, bana dokunma diyor ya işte dokunmadan inan, marina, derena falan. Bence orada da mitoloji var, tamam. Var ama açıklamaya çalışıyor. Bu böyle sadece bu göründüğü gibi olamaz, başka bir şey olması lazım. Öbüründe öyküsellik, mitolojide salt mitosun kendisinde laf var. Öyküsellik yeterince ikna edici. Seni argüman üretmene gerek yok. Diyeceksin ki bu evlilik ya, az önce anlattığım hikayeyi bilerek anlattım. Burada argümantasyon yok mu? Var. İşte arkana dönersen gider. Mantık yok mu? Var. Ama sorgulayıcı, bak şimdi yeni şeyler getiriyoruz. Sorgulayıcı akıl yok. Herakleitos olsa der ki ona mesela Evridike belli bir noktaya gelene kadar dönüp bakmayacaksın Evridike'ye. Herakleitos olsa der ki Hades'e herhalde sen inen ve çıkan yolun bir vahir olduğunu anlamıyorsun. Hades, muhtemelen onu da Hades'e ölüler halinde alır. Filozofun kaderi. Ama burada bir şey var, değerli dostlar. Ben bu konuşmayı hazırlarken kendi içinde çok çatıştım. Bu dosya, bu şeyi hazırlarken. Bakmayın, bu ayrımı yaptım tabloyla ama ben bu tabloya şüpheyle yaklaşıyorum. O yüzden ikide bir sizi dikkat ettiyseniz şeye çekmeye çalışıyorum. Yani bu ayrım var, bu ayrımın kesinleştiği yerler var ama mitolojinin tümüyle argümantasyondan uzak olduğuna inanmıyorum. Mitolojide de hikmet var. Hikmeti çok güzel bir şey, hikmet. Hikmet var. Şimdi burada değerli dostlar, yaygın inanış, sadece modern dönemde değil, antik dönemde de yaygın inanış felsefenin başlangıcı için, artık ben felsefenin sınırlarına girmek istiyorum. Hani madem bu felsefeye giriş, o zaman felsefeye giriş için şu sağdaki logosun niteliklerine ihtiyaç duymamız lazım. Yani felsefede karşımıza çıkan meseleleri ele alırken kurguya çok da saplanmamak lazım. Uzak geçmişten kaçamıyoruz. Biz de yani felsefeyle meşgul olan insanlar da Herakleitos da, Thales de, Empedokles de hepsi uzak geçmişi düşünmüşlerdir. Ama orada bazı şeyler var, farklı şeyler var. Şimdi burada sizi çok sevdiğiniz Platon'a götürmek istiyorum. Şimdi burada tümüyle belirleyici olup olmadığı tartışmalı ancak Platon'un sofist diyaloğuna sizi götürüyorum. 242 C8 ve 244 A3 B4. Burada kendisinden önce varlığı bir mi çok mu olduğu konusunda konuşmuş olan tüm düşünürler varlık bir midir, çok mudur? Böyle bir tartışma var. Bu tartışmayı ele alan tüm düşünürleri, başta presokratik felsefenin önemli temsilcilerinden olan Parmenides'i, mitos, yani laf anlatan kişilerden biri olarak sayar. Yani senin
mitos kapsamında bir anlatıcı, Hesiodos, Musaios, Orfeos veya bir başkası olmadan da felsefenin içinde de mitos anlatıcısı olabilirsin. Platon'un sofist diyaloğunda Parmenides böyle bir adam olarak lanse ediliyor diye. Sorun nerede? Sorun Platon'un perspektifine göre bu eski düşünürlerin, Parmenides'i buna dahil ediyor ama kastettiği sadece o değil, teolojik bir çerçevede, teologosu görmüştük az önce, tanrılar üzerine konuşma çerçevesinde yazmış olmaları değildir. Sorun, varlıkların kaç tane olduğunu söylemekle birlikte onların, burası çok önemli, ne olduğunu söylememeleridir. Yani Parmenides'i de, Parmenides gibi bir filozofu bile, bir presokratik, Sokrates öncesi filozofu bile, filosofos olmaktan çıkaran şey esasında onun bir betimleyici olmasıdır, tanımlayıcı değil. Hesiodos bize tanım yapmıyor arkadaşlar. Okuyun Teogonyayı. Hesiodos gün şudur. Gün 24 saattir. Yani şu an biraz egzajere ederek anlatıyorum. Gün aydınlıktır. Şudur budur. Size böyle açıklamalar yapmıyor. Geceyle sevişti diyor. Al. Eylemi öyküyle size betimliyor. Masal anlatıyor, laf anlatıyor sözün özü. Parmenides de böyledir diyor Platon. Masalcılar, masal anlatanlar betimleyicidir. Masalcı. Ben bu masalcı ne politikacı? İktidar diyorum. İktidar da masal anlatıcısı olan betimleyicidir. Anlattığı şeyi tanımı yapmaz. Ben buna doğru diyorum. Doğru nedir? Gel tartışalım. Doğru şu 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 durumlarda şöyle davranmaktır. Yani Platon'un yaptığı gibi. Adalet kişisel bir şeydir. Politikacı bunu yapmaz. Hikayeler anlatır sana seni ikna etmek için. Konuşur da konuşur, konuşur da konuşur. Süleyman Demirel. Şimdi öldüğü için onun hakkında rahat konuşuyorum. Yani betimliyor. Tanım yapmıyor. Tanım yapmıyor. Adalet nedir? Çünkü tanım yaparsa birisi ona gelir, o zaman senin anlattığına göre sen adil bir insan değilsin der. Yani adalet buysa, şimdi doğru bir tanım yapması lazım ikna edici olması için. Betimleyici, masal anlatıcısı. Tanımlama sürecinde argüman üretenler masalcı olamaz. Ya, presokratiklerin en meşhuru sayabileceğimiz Herakleitos'un Homeros ve Hesiodos gibi şairlerle ilgili ne söylediğini hatırlarsınız arkadaşlar. Homeros, keşke tanrılar ve insanlar arasındaki çatışma tümüyle bitse diyor Homeros, değil mi? İlyas Destanı'nda 18. kitap 107. dizede. Herakleitos bu sözü eleştiriyor ve diyor ki, karşıtlar olmasa hiçbir şey olamaz diyor. Bunu da Aristoteles aktarıyor Etika'da şeyde. İşte. Başka bir yerde ise gece ve gündüzü iki ayrı olarak anlatan, iki ayrı varlık olarak anlatan Hesiodos'u eleştiriyor Herakleitos ve diyor ki Herakleitos tırnak içinde masal anlatıcısı gece ve gündüzün bir olduğunu anlamıyor. Gece ve gündüz iki ayrı şeymiş gibi birbirinin devamı olan aynı zamansal sürecin birer parçası görünümü olduğunu farkında değil. Masalcı gece ve gündüze dair masal anlatırken akıl yürüten adam veya kadın, artık kadın filozoflardan söz edebiliyoruz çok şükür. Akıl yürüten insan gece ve gündüzü tanımlayarak onların ne olduğunu ortaya koymaya çalışır. Hikayeler anlatmaz. Gece şudur, gündüz budur, birlikte varlardır, yoklardır, şudur, budur. İkiye ayrılır, dörde ayrılır, beşe ayrılır. Beşe ayrılanlar da ona ayrılır. Aristoteles'in yaptığı kategorizasyonu hatırlayın. Her şeyle ilgili. Haklı olarak aklımıza şu soru geliyor. Bir anlatının, bir kitap okuyorsun eski çağ çevrilmiş. Betimleme mi, tanımlama mı olduğunu nasıl anlayacağız? Örneğin Platon'un yasalarda aktardığı
715E'de not alan arkadaşlar için görüyorum, onlar için söylüyorum bunu. Orpheus'çu, az önce bahsettiğim teolojideki şu anlatıya bakalım. Bakın, Platon'un yasalarından. Her şeyin başını ve sonunu ve ortasını Tanrı elinde tutar. Ve doğası gereği devinimini tamamlayarak doğru yoldan hedefine gider. Ama onu tanrısal yasayı çiğneyenlerin yargıcı olan Dike, adalet tanrıçası Dike izler her zaman. Biraz baktığında şimdi yine kendime sanki böyle muhalif bir tavırla söylediklerime Platon'un üslubuyla diyalog kuruyorum kendi içimde. Karşı çıkıyorum. Hani burada şimdi argüman yok mu? Bak ne diyor Orpheus. Tanrısal yasayı çiğneyenlerin yargıcı olan Dike işte o yasayı çiğneyenleri takip eder. Tanrıça, adalet. Burada betimleme ile tanımlama iç içe değil mi? Tanrı ve adalet betimleme yoluyla tanımlanmıyor mu? Evet, tanımlanıyor. Ancak presokratik, yani Sokrates önce felsefeyi başlatmak için bundan daha fazlasına ihtiyaç var. O daha fazlayı belirleyen şey, işte burada kritik nokta, doğaya gitmektir arkadaşlar. Doğaya gitmek. Doğaya piknik yapmak için gitmiyorsun. Kafandaki problemleri çözüme kavuşturmak ve kafanda beliren sorulara yanıt aramak istiyorsun. Bunun için doğadaki şeylerin oluş ve bozuluşunu, yani görülen şeyler anlamındaki fenomenler, phenomenon Yunancası, fenomen görülen şey demektir. Phenomenon, görülen şey, phenomena görülen şeyler. Fenomenler aleminde, yani gördüğün doğa aleminde ne olup bittiğini öğrenmek istiyorsun. İşte bu istek presokratik felsefenin başlangıcıdır. Bundan önce doğaya gitmemek presokratik felsefeyi başlatamaz. Masal anlatır sadece. O masalın içinde de akıl yürütme vardır. Bir kere daha söylüyorum. Akıl yürütme vardır. Ama ona felsefe demiyoruz. Teologos diyoruz işte. Kavram. Filozof, Yunanca'da filosofos. Onu da keşke yazsaymışız şuraya bir yere. Filosofos, belki vardır. Yokmuş. Filosofos, filozof. Teologos, ilahiyatçı. Tanrı üzerindeymiş. Günümüzde teologoslarla filosofoslar birbirine çok girmiştir. Şimdi presokratik felsefeyi başlatan şey doğaya gitmek dedik. Presokratikler bağlamında literatürü taradığımızda da karşımıza bizim Miletos'u, ben de ilk defa bu yaz gittim Miletos'a, siz de gidin bakın Milet'e, müthiş bir yer. Miletoslu Thales karşımıza çıkıyor. Ama ona geçmeden önce onun da ait olduğu bir gruplaşma var. 7 tane adam, 2 tane kadın değil mi? Şuraya günümüzde siyasetçilerin yaptığı gibi yalandan bir tane kadın koy. Yani 7 bilge, 1 tane kadın. Şimdi Thales enteresan. Mesela Thales'in bu yönünden tabii ki ciddi felsefe kitapları bahsediyor ama Thales'in 7 bilgeden biri olduğunu herkes bilmez. Yani akıllı kalıcı bir anlatı değildir bu. 7 bilgi. Şimdi dikkat edin. Tabii ben böyle uzun uzun yazdım meraklısı okusun diye. Çok literatürde Yunan ve Latin kaynaklarında, antik kaynaklarında çok anlatı var. Hatta bazen 7 bilgeden bazıları çıkarılıyor, yerine başka birileri getiriliyor falan. Böyle bir hani rotasyon da var ama genelde bu 7 kişi. Şimdi burada bunlardan birinde, o aktarımlardan birinde Platon'un Protagoras diyaloğunda neymiş bu 343A'da şöyle bir şey söyleniyor. Bu 7 bilgenin hepsi Lakedaimonlulara, Spartalılara demek, Spartalılara özgü manevi gücün yandaşları, hayranları ve çömezleriydiler. Bu nedenle bilgeliklerinin kısa
anmaya değer özdeyişlerden meydana geldiği kolayca anlaşılır. Gerçekten de bu yedi bilge böyle kısa kısa şeyler söylemişler. Bunların en meşhuru, buraya almış mıyız? Evet. Tabii en meşhuru Delfoy tapınağı, Apollo kehanet tapınağındaki kendini bil ve medenaga, aşırılıktan kaçın deyişleridir. Şimdi bunlarda örnekler göstereceğim. Bu adamlar toplanıp bir araya gelmişler. Bilgeliklerinin ilk ürünlerini Delfoy tapınağının etrafında Apollo'na sunarak dillerden düşmeyen iki tane temel deyişi yazmışlar tapınağın girişine. Kendini bil ve aşırılıktan kaçın. Felsefenin bence başlangıç noktalarından biridir bu. Delfoy kehanet tapınağı, çünkü günümüzde böyle tapınaklar yok. Cami var, kilise var, havra var. Ama kimse camiye dileği gerçekleşmesi için gitmez. İbadet için gidiyorsun. Orası öyle bir yer. Kehanet merkezi çünkü orası. Elinde işte mesela çocuğun olacak. Çocuğun hayırlı mı olacak, hayırsız mı olacak? Evleneceksin, evlendiğin adam hayırlı mı, hayırsız mı? Gidiyorsun, işte şarap, pirinç, neyse artık ne götürüyorsan. Götürüyorsun, veriyorsun oradaki rahibeye. Rahibe içeri gidiyor, günah boynuna ne yapıyorsa artık geliyor. Evet, Tanrı diyor, tabiyetin kabul edildi. Böyle bir şey vardı ya, aklıma geldi. İşte senin evleneceğin adam hayırlı. Tamam hadi geç git. Veya hayırsız, bir daha gel. Kehanet, geleceğe dair mantike inancası, yani bir maniyadan gibi çılgınlık, esriklik hali. Ve o esriklikte girişte neden kendini biliyorsun? Çünkü insanlar kendini bilmiyor. Kendini bilmeyen insanlarda oluşmuştur yeryüzü. Bu arkadaşıma da cevap. Felsefeyi çoğunluğa yaymak isteyen iyi niyetli dostuma. Çoğunluk kötüdür diyor Biyaz. Çoğunluk kötüdür. Çünkü çoğunluk kötü olmazsa felsefe yapmaya gerek kalmaz. Şimdi şöyle bir şey var. Kendini bil. Dion Chrysostomos vardır meşhur. Biraz geç dönem yazarı. Onun bir oratyosunda bir söylediğini şöyle der. İnsanlar, yani Yunanlılar ve civar kültürlerde yaşayanlar kehanet merkezine niye gidiyorlar? Gidiyorlar çünkü orada kendini bilmedikleri için oraya gidip aslında Tanrı'nın ilgilenmediği soruları Tanrı'na soruyorlar. Tanrı senin çocuğunla ne ilgilenecek yani? Senin çocuğun iyi mi olacak, kötü mü olacak? Bu sana bağlı. Zaten bu konuyla ilgili çok fazla literatürde şey vardır. Alaycı bir üslupla. Çocuğunun nasıl biri olacağını senin vereceğin eğitim belirleyecek. Tanrı değil. Sorumluluk sahibi almaktan kaçan, kendini bilmeyen insanlar sürüsü. Gidiyor oraya, kendini bil, Gnotis Auton. Ne yapacağız? Yine de ben sorayım, yine de farkında değil. Şimdi burada bu şöyle gösterelim. Bu yedi bilge arkadaşlar, kısa deyişler. Şimdi burada bir kısmını örnek aldım. Wilhelm Kappel'in kitabında Sokrates'ten önce felsefe galiba kitabı aldı. Biraz sonra kapağını gösteririm. İşte en iyisi ölçüyü kaçırmamak. Babayı saymak gerek. Sık sık dinlemeli, çok konuşmamalı. Yurttaşlarına en iyi öğütleri ver. İsteklere gem vurmalı. Asla zora başvurmamalı. Çocuklara eğitmeli falan filan. Şarap içerken köleni dövme. Yoksa seni sarhoş sanırlar. Dengi olan bir kızla evlen. Yüksek soydan birini alırsan efendin olur, akraban değil. Böyle laflar. Şimdi bunlar ne, burada ne görüyorsunuz arkadaşlar? Dikkatinizi ne çekiyor? Burada doğaya gitme, onu bir açtık o pencereyi ama Thales'e daha girmedik. Thales'in bulunduğu iklimdeki o yedi bilgenin deyişlerindeyiz. Ne görüyorsunuz burada? Burada arkadaşlar aslında bilgece tavsiyeler, ama bu tavsiyeler, dikkat edin, bireyin toplumsal konumunu, yükümlülüklerini bireye hatırlatan, aşırıya kaçmayın, kendinizi bilin,
İsyan etmeyin. Babanı say. Şarap içerken ne diyordu? Şarap içerken köleni dövme. Hani toplumun dizaynı, tasarımı açısından gerekli olan öğütlerin hatırlatıldığını görüyoruz yedi bilgede. Bunun niye böyle olduğunu açıklayacağım şimdi. Sadece burada yönetici kesimin buyurgan ahlak söylemini görüyoruz. Burada felsefe yok. Şunu yap, bunu yap, bunu yap, bunu yap. Buyurgan bir üslup. Bu şaşırtıcı değil. Çünkü bu yedi bilgenin neredeyse tamamı, bir tanesi hariç, onu sona saklıyoruz. Neredeyse tamamı, altısı devlet adamıdır. Yöneticidir, komutandır. Mesela az önceki şeyi açarsak, Pittakos, Mytileneli Pittakos. Mytilene kentinin yöneticisi. Aristokrasinin gücünü azaltıp halkın desteğiyle iktidarı sağlamlaştıran bir adam. Priyeneli Bias. Ziyaret edebilirsiniz Priyene'yi Ege'de, Anadolu'da. Politikacı, yasa koyucu. Atinalı Solon, ünlü bir yasa koyucu, reformcu. Atina demokrasisini şekillendiren tarihsel figürlerden birisi. Kleobulos, Lindos kentinin tiranı. M.Ö. 6. yüzyılda, bunların hepsi çağdaş olduğu için. Spartalı Kilon'da, o da adı üstünde zaten Spartalı, Sparta'da yönetici. Peki arkadaşlar, burada durup dururken mi çıktılar? Hayır. Tarihsel, toplumsal ve politik açıdan farklı yorumlar getirilebilir. Ama burada zamanımız yettiğince Homeros ve Hesiodos laflarına, lafolojisine, mitolojisine egemen olan mutlak ataerkil monarşilerin yıkıldığı, aristokratik rejimlerin inşa edildiği bir süreçte bilhassa ticaret yoluyla komşu kültürlerle temasa geçilmesinin bir sonucudur. Politik toplumsal sonucudur. Buyurgan bir üslupla ahlak dayatılmaz. Mitolojiye egemen olan tanrısal ama ölçüsüz gücün neden olduğu sorunlar, o sorunları hatırlayalım. Zeus'un hayvan kılığına girip kadınlara ayartması vesaire, değil mi? Bu bir örnek. Bunun gibi bir sürü örnek var mitolojide. Tekrar söylüyorum, mitolojiye egemen olan tanrısal ama ölçüsüz gücün neden olduğu sorunlar, aristokratik bir düzende Ariston, en iyi olan, değil mi? En iyi olan üzerine yasa ve gelenek oluşturma gereğini doğurmuştur. Bu enteresan bir durumdur. Mitolojiye bakıyorsun, tanrılar her türlü rezilliği yapıyorlar. Ve kendileri belli bir yasanın takipçisi değil. Kafasına göre Zeus o kızdan hoşlanıyor. İşte boğa kılığına giriyor falan. Böyle dengesizlik var. Yani bir kendisi üzerinde bir yasa yok Tanrı'nın. Yani Thomas Aquinas'ın dediği Tanrı adil olmak zorundadır. Şeyi yok. Mecburiyet yok. Bu yüzden tarihin bu döneminde, yani milattan önce 6. yüzyılda Yunan coğrafyasında mutlak monarşinin yol açtığı zorbalık ile demokrasinin neden olduğu haksız eşitliğe dayanan güç suistimalleri arasında aristokrasi en iyi rejimi bir denge rejimi olarak karşımıza çıkar. Bu denge rejiminin bizi sürekli yasaya ve geleneğe uymaya çağırması kaçınılmazdır. Şimdi burada Alfred William Benn'in, ünlü bir felsefe tarihçisi, bu Erken Yılan Felsefesi diye bir kitabı çevirdi. O da çok güzel bir kitap. Orada bir yedi bilgenin bu aristokratik düzende ki buyurgan üslubunun açıklaması bulunuyor. Şimdi ben burada başka bir şey söyleyeceğim. Şimdi buraya gelirken eşim, şimdi biz geçen 2 sene önce de gelmişiz buraya bir kere daha. Gelmiştik. Bir hocalarla yemek yerken, ben biraz hızlı yemişim, hocalar konuşurken, yemeği bitirdikten sonra beklemişim. Eşim dedi ki, bu bir görgü kuralı. Ben de ondan öğrendim bugün. Böyle bir yemekte bulunduğunuz zaman herkes aynı anda yemeği bitirecekmiş. Yani bu bir görgü kuralı. Yani eşim de aslında yedi bilge gibi buyurgan bir ahlak dayatıyor. Aynı anda yemeği bitirmemiz lazım. Oysa ben hiç o anı umursamamıştım.
Bu işte ben gibi, William Bell gibi bazı felsefe tarihçilere göre yedi bilgenin aristokrasisinin mecburi ahlak kuralları dayatmalarının bir örneğidir. Mecburi çünkü düzenin sağlanması için bir arada bulunanların Zeus gibi kafasına göre ben o an bir Zeus'luk yaptım. Yemeği hızlıca yedim, hiç kimseye takmadım. Bunu yaptığın anda mitolojik ve yasalara aykırı gayrı, nasıl söyleyelim, gayrı politik buluyorum bunu. Çünkü Aristoteles'in tabiri aklımda politik bir düzende benim gibi veya bu tarz görgü kurallarını, adetleri, yasaları denmeye çalışan insanlar olmaz. Politikon zoon, politik varlık, yani insan politikon zoondur diyor ya Aristoteles. Politikon zoon orada mevcut buluşmayı bozmayacak, rencide etmeyecek, sıkıştırmayacak, canını sıkmayacak, insanlarla uyum içinde olacak bir düzenin insan olarak karşımıza geliyor. Kurallara uyum. Şimdi burada yedi bilge dediğimiz tipler, bu kişiler hepsi birer devlet adamı, hepsi birer yönetici, hepsi birer komutan, tiran var içlerinde. Düzenlemekten sorumlu oldukları bir toplum var. Yönetmekle sorumlu oldukları. Dolayısıyla burada çok güzel yazmış bildim ben. O yüzden kesemedim paragrafı. O yüzden böyle normalde böyle şeyler görmezsiniz PowerPoint sunumlarında bu kadar uzun yazı. Kesemedim. Şimdi burada uygarlığın erken bir aşamasında insanlar topraklarının veya kabilelerinin yasa ve geleneklerini öğrenmekle ahlak felsefesi veya soyut doğru davranış ilkeleri hakkında düşünme zahmetinden kurtulurlar diyor. Sözün özü şu, ahlak kuralları, gelenek, kurallar, adetler bir yerde baskınsa senin felsefe üzerine düşünmeye gerek duymaman lazım. Ahlak felsefesi özellikle ne iyidir ne kötüdür. Çünkü başındaki iktidar senin her şeyine zaten karışarak sana bir iyi ve kötü üzerine bir dayatmada bulunuyor. Yedi bilgi gibi. Dolayısıyla başından itibaren kendini bildiği işi toplumun içindeki düzende aykırılık yapma. Başını fazla kaldırma. İşte diyor ya şarap içerken belini dövme. O yüzden felsefe yapmak için burada toplumun biraz şey konuşalım, nesnelleştirilmesine ihtiyaç var. Yani yedi bilgenin yaşamda, ahlak öğretilerinin sunumunda. Bunu George Thompson, ünlü eski Yunan toplumu üstüne incelemeler ilk filozoflar adlı eserinde ortaya koyuyor. Yedi bilgeden olan yasa koyucu Solon'un toplumu nesnelleştirdiğinden bahsediyor. Aslında bu öyküde eşim de beni nesnelleştirdi. Bunu böyle yapman lazım. Çünkü niye? Var mı argumentasyon? Yok. Çünkü bu bir adet, kural. Kural varsa ve mutlaksa, otoritede kesin bir kurala bu böyle olmalıdır diyorsa orada sorgulamaya yer yoktur. Her kadın anne olmalıdır. Ben bunu söyledim mi otorite olarak? Sorgulayacak kul yok. Sorgulamayacaksın demektir. Ya olacaksın ya olmayacaksın. Olmadığı zaman isyankarsın. Gidebilirsin ülkenden. Şimdi burada iyi ya da kötü yazgının nedeni otoriteden kaynaklanıyor. Yani otorite sana iyinin ve kötünün sınırlarını belirliyor. Yani buradan nereye varıyoruz? Mitolojik anlatılarda laf olarak karşımıza gelen, özellikle de monarşik toplumların ataerkil düzenindeki yasanın değil, mutlak otoritenin hükümlerinin egemen olduğu dönemden, bölümden aristokratik döneme geçtiğimizde yasanın öne çıktığını görüyoruz. Yani Yunancasıyla nomos. Nomos
aslında mitostaki, az önce bunu arada söyledim, demokrasinin ölçüsüz güç suistimali, yani herkese eşit oy hakkı vermek. Dünyanın en saçma şeyi. Burada bilen var, bilmeyen var. Mesela şöyle bir şey, anket. Yani diyelim ki buradaki 100 kişiden 90'ı sıkıldı, gitmek istiyor. Hemen şu an anket yapalım, gitmek isteyenler 90'ı gidiyoruz. Diğer 10 kişi öğrenmek istiyor mesela. Oy dağılımı. O yüzden ben hep mesela dikkat etmişimdir buna. Presokratik dönem, Helenistik dönem ve Roma dönem. Roma döneminde zaten bir şey olmaz. Helenistik dönemde de, Presokratik dönemde de demokratik, yani demosun karar verme gücüne dayanan filozof bulamazsınız. Var mı? Empedokles'in politik olarak demokrasi taraftarı olduğunu Diogenes Laertios'ta okuyoruz. Ama o kadar. Ne yaptığını bilmiyoruz. Başka bilgi yok. Herakleitos'a bakın. Herakleitos. Aristokratik. Hermodoros'u, içinizdeki en iyi adam olan Hermodoros'u kovduğunuz için siz aptalsınız demeye getiriyor Efesoslulara. Yani aristokrasi taraftarı ve kendinizi asın veya kenti çocuklara bırakın diyor. Şimdi burada Marx ve Engels'in, değerli dostlar, ünlü Alman ideolojisi diye bir kitapları var, Alman ideolojisi diye. Orada yönetici sınıfın düşünceleri her çağda yönetici düşünceler olmuştur diyor. Ben bunu yönetilen halkın fikirleri, yönetici fikirler olma sürecinde bulundukları devrimci dönemler dışında daima baskı altında tutulur ve yönetici sınıf tarafından çarpıtılır olarak yorumluyorum. Yeni Bilge döneminde de bu Marx ve Engels'in söylediği şey olmuştur. Onların aristokratik ahlak değerleri o kadar baskın olmuştur ki her biri kendi egemen oldukları kentlerde işte az önce gördüğünüz türden kısa, öz, Musa'nın 10 emrini hatırlatan deyişler. Musa da öyledir, yasa koyuyordur. Musa yasa koyuyordur. İşte bak, yasalara uy diyor 19'da. Haksızlığa uğrarsan uzlaş diyor. Bak, toplumun düzenlenmesi. Ama kötülük görürsen kendini savun diyor. Şimdi burada önemli olan nokta, değerli dostlar, bu 7 bilginin içinde sadece bir tanesi buradaki aristokratik, buyurgan, otoriter, nasıl söylerseniz söyleyeyim. Bu kısa öğütlerle toplumu dizayn etme, toplumun ahlakını belirleme, insanların yaşamını düzenleme, birbirleriyle uyumlu hale getirme eğiliminin dışına çıkıyor. Peki Thales'i, o da 7 bilgi, o da hep Delfo Kehanet Merkezi'ne gidiyor falan bir şeyler yapıyor ama onu farklı kılan şey ne? Şu an ekranda görüyorsunuz. Her şeyden önce Thales Miletoslu ve Miletos, gittiniz mi bilmiyorum ama Milet, milattan önce 6. yüzyılda Küçük Asya'daki İyon şehirlerinin en zengin bir kere. Diğerlerinin kentleri, o diğer 7 bilginin, diğer 6 bilginin kentleri, Atina hariç, Solon'un Atina'sı hariç o kadar zengin, gösterişli ve diğer kültürlerle temas halinde değil. Bazı felsefe tarihçilerine göre, az önce gördüğüm, en gelişmiş kentlerden birisi Miletos. Etrafını çevreleyen, nispeten barbar görünen coğrafyadan daha az etkilenmiş. Felsefe niye orada çoğaldı? Ve entelektüel olarak diğer Yunan kentlerden daha kültürlü bir yerdir. Hatta Homeros şiirlerinin o tanrıların oldukça gülünç bir şekilde sergilendiği bölümlerinden dolayı Miletos ve diğer İonya kentlerindeki bizim Batı Ege, Yunanlar, orada yaşayan Yunanlar arasında dini şüphecilik başlıyor. Dini şüphecilik. Şüphe. Bak, az önce doğaya gitme dedik. Değil mi? Şimdi şüphe geldi. Acaba yağmur getiren Zeus gerçekten yağmur getiriyor mu?
Şimdi bugünümüzde bile yağmur duası var değil mi? Acaba yağmur duası etkili mi? Bunu ölçme imkanımız var mı? Şüphe edebilirsin ama. Bizim rahmetli Teoman Duralı hocanın bir sözü vardı. İnsanın hürlüğünü kafasından alamazsın derdi. Kafasına alamazsın. Yani adamı zincire vur, kadını zincire vur. Kafanın içindeki o özgür düşünceyi senden alacağım. Alamazsın. Hürlük, hocanın tabiriyle, hürlük bir mahkumiyettir derdi. Benden bunu alın, bu hürlüğü istemiyorum. Daha düşünmek istemiyorum. Özgürce kafamın içindeki düşünceleri istemiyorum. Teslim olmak istiyorum de, olamaz. Bir mental, zihinsel rahatsızlık bir şey olması lazım. Onu da bilmiyorum şimdi. Ya ölmem lazım. Hürlük, kafanın içinde hürriyet bir mahkumiyettir. Yani hürlüğe mahkumsun. İnsan özgür olmak zorundadır. Yani kafasının içinde. Kafanın içinde. O hürlükten kaynaklanan şüphe insanı harekete geçirir. Özellikle en hassas anlar, cenaze anları, düğün anları. Tüm bunlar nedir? Ne oluyor sonra? Orada hür düşünce ortaya çıkar. Şimdi şüphe. Öyle önemli ki şüphe, teorik dünya bilgisiyle pratik yaşam bilgeliğini bir araya getirmeyi gerektiriyor. Ha, masallar bunu yapamaz. Mitoloji bunu yapamaz. Ünlü felsefe tarihçisi Eduard Zeller'e göre, çok önemli Eduard Zeller, Türkçe'ye çevirdik direkt felsefe tarihi diye galiba, İonyalı bilgenin yaptığı şey budur. Denizci, denizdeki güzergahı için her zaman yıldızların gözlemine güvenmek zorundaydı. Bu durum, sistematik gökyüzü gözlemini teşvik etmiş olabilir. Nitekim Thales'e denizcilik astrolojisinin atfedilmesi aşağılayıcı bir suçlama değildir. Bu dönemin ortak özelliği bilgilerin doğa üzerine olmasıdır. Bilgeler, filozoflar, sofoslar diyelim bilge tipi doğa üzerine yazarlar. Artık teologos yok. Filosofos var. Ve o filosofusun, burada ne demişiz? Bakın, Sofya, neymiş bu? Plutarkos. Plutarkos'un Solon biyografisi. Bu, yanında DK'yi görüyorsunuz. Şimdi burada çoğunluk felsefe öğrencisi herhalde. Bu DK'yi ömrünüz boyunca göreceksiniz, onu söyleyeyim. Ömrünüz boyunca, bütün felsefe kariyeriniz boyunca. Bu, presokratik felsefe fragmanlarını derleyen, en önemli isim olan Diels, Hermann Diels ile Walter Kranz'ın soy isimlerinin baş harfi. Diels'in D'si, Kranz'ın K'si. Presokratik felsefe fragmanlarının en önemli derleyicisi. Adam özellikle Diels, Kranz daha sonradan dahil oluyor. Satır satır bütün antik Yunan ve Latin külliyatını tarayarak Herakleitos fragmanları, Parmenides fragmanları, Empedokles fragmanları falan filan diye veya ekoller bazında bir tasnif yapıyor. Müthiş bir iş, delice bir iş 19. yüzyılın sonu. Şimdi hep göreceksiniz ama bu fragman Diels Kranz'da yok. O yüzden şu eşit değildir olarak işaretledim. Burada arkadaşlar yazdığına göre Plutarkos da önemli bir tarihçi. Yedi bilge döneminde sadece Thales'in bilgeliği yani Yunancasıyla Sofyası, Ayasofya'daki Sofya. Ayasofya kutsal bilgelik demektir. Sofya, Yunanca tabii. Thales'in bilgeliği teoriyasıyla pratik gereksinimlerin yani kreyaların önüne geçmiştir. Kreya, gereksinim, pratik ihtiyaç. Şimdi burada neler var? Hangi kavramlar var? Teori. Bakma, izleme, temaşa etme, bakılan şey üzerine fikir yürütme, düşünme, teori üretme. Kreya, gereksinim, pratik ihtiyaç. Şimdi Thales, bir daha orası önemli, bir daha söyleyelim. Thales'i Thales yapan şey, onun bilgeliğini ondaki teoriyayla birlikte
pratik gereksinimlerin önüne geçmesidir. Yani adam günlük hayat işine yarayacak diye teoriyle meşgul değil. Bakma, izleme, temaş etme. İşime yarar diye bir şey araştırmıyor. Sofya için bunu yapıyor. Bilgelik için. Ama diğer altı bilgede bu yok. Zaten böyle bir doğaya yönelim de. Merak yok. Şüphe yok. Onlar yönetici. Diğer bilgeler politik erdemlerinden ötürü, yani apotes, politikes, aretes, bilgelik adına sahiptir. Yani diğerlerini, o diğer altı adamı bilge yapan şey toplumsal olana ilişkin erdemleri ve erdemsel bilgileridir. Adamların sofyayla mofyayla ilgisi yok. Yaşadıkları kentte, kasabada, yönetici oldukları yerde toplumu dizayn etmekle yükümlüler, yönetmekle, yasa koymakla, yasaların yürütülmesini sağlamakla. Thales'in böyle bir derdi yok. Doğaya doğa için gidiyor. Diogenes Laertios'ta da bir fragman var. Bakın DKA'dir. Şimdi burada şunu söyleyelim. Maalesef presokratik filozofların hiçbirinin eseri günümüze ulaşmadı. Bilmiyoruz. Eserler kayıp. Başlıklarını, eserlerin adlarını biliyoruz ama eserlerin içeriği yok. Fragmanlar şeklinde, böyle. Diogenes Laertios'taki bu fragmanda, birinci kitap 23'te bu DK, işte Diels Kranz A1 fragmanı diye geçiyor. Thales'in politik meselelerden, yani işlerden sonra meta depa politika doğa araştırmasına, yani Füsike teoriyaya geçtiği söyleniyor. Bazılarına göre doğa üzerine ilk konuşan oymuş. Thales'in önemi budur. Doğa üzerine konuşuyor. Mitos yok Hesiodos'ta, Orpheus'ta. Yok Orpheus'un kız arkadaşı arkadan geliyormuş da falan. Bunlar yok. Doğaya bakarak doğa gözlemi yapmak. Bu yağmur neden yağıyor? Oradaki dağın dağ olmasını sağlayan şey ne? Mısır'da Nil Nehri neden taşıyor her yıl? Adam bunu soruyor. Mısır'da yüzlerce yıldır rahipler var. Bir Allah'ın kulu da çıkıp şu Nil Nehri neden taşıyor dememiş. Sadece ne zaman taşıyacağını matematiksel ve gökbilimsel olarak hesaplayarak ona göre pratik bir amaçla önlem almış veya gereğini yapmış. Bunun üzerine hiyeroglif yok. Ki toplumsal yapı zaten bambaşka diyor. Ama Thales'te ne var? Onun nedenlerini araştırıyor. Şimdi burada Diogenes Laertios 1.34'te Bilge Thales yıldız gözlemiyle meşgul olmuştur diyor. Burada geçen astronomema kelimesi, terimi yıldız gözlemi, gök cisimlerini inceleme anlamında. Gök cismine, astrona yönelik bir akıl yürütme, yani gözleme dayalı, observatio ve üzerine düşünme. Thales bunu yapıyor. Başka bir fragman. Bakın sizi antik kaynaklardan, yani böyle ikinci, üçüncü kaynak değil, antik kaynaklardan hareketli bilgi. Bakın, Flavius Josephus, biraz tabii geç bir dönem, Apion'a karşı başlıklı metninde 1-2'de yine Diels Kranz A11 fragmanında Thales'in gökyüzü ve tanrılar üzerine felsefe yapan ilk Yunanlar arasında yer aldığı söyleniyor. Tabii burada şu var, aslında Thales gibi başkalarının da olduğu iddiası var ama o kişilerden hiçbiri günümüze zaten hani eserler ulaşmamış ama onlarla ilgili malumat da yok. Thales çok ön planda. Şimdi onunla ilgili de galiba bir şey var burada. O gelince söylerim. Thales çok ön planda diğerlerine. O kadar ön planda ki onları önemsizleştiriyor. Güneşin diğer göksel cisimleri önemsizleştirmesi gibi yani. Parladığında gündüz başka yıldız görünmüyor. Yani gök cisim görünmüyor. Şimdi bakın. Bu fragmanlar bize, burada birkaç tane gösterdiğim fragmanlar bize diğer bilgelerden farklı olarak gökyüzünü
gökyüzündeki cisimleri ve tanrıları araştırdığını anlatıyor. Bak yine tanrılar var. Az önce ben ne demiştim? Platon'un Parmenides eleştirisinde. Parmenides'in sorunu tanrılarla ilgili, tanrısal olanla ilgili bir görüş bildirmesi değil. Mesele tanrı üzerine düşünmek değil. Mesele betimleme yapmak, tanımlama yapmamak. O yüzden Thales de tanrılar nedir, tanrısal olan nedir sorununu ele alıyor. Ve tanrılar her yerde, her şeydedir diyor. Ya şimdi işte günümüze ulaşmadığı için görüşleri biraz laf bunlar tabii. Şimdi aynı Flavius Josephus fragmanında burada bunun devamında Thales'in çok az eser kaleme aldığı söyleniyor. Bunlar Yunanların en eski eserlerinden. Hatta bunların onlar tarafından yazıldığına zor inanan pek insan olmadığı da söyleniyor aslında. Bu aslında Thales'in dönemi olan M.Ö. 6. yüzyılın Yunan felsefe kaynaklarının özgünlüğünün antik dönemde bile tartışmalı olduğunu gösteriyor. Nitekim Platon'da bile vardı yani. Bu Thales acaba bunu söyledi, ne konuşuyor olabiliriz? Farazi. Kaynak sorunu. Mevcut kaynaklarda anlatılanlar üzerine spekülasyon üretiyoruz. Şimdi burada yine de Thales'in eserleriyle ilgili işte bilgilerimiz var. Ne kadar güvenilir? Mesela Diogenes Laertios 1.23'te bakın kendisi denizcilik astronomisi olarak adlandırılan bir metnin atfedildiğini görüyoruz. Nautica Astrologia. Astrologiyi astronomi diye çevirdim bilerek, hani adam astrolojiyle astronomiyi karıştırmış mı acaba diye soru işareti olmasın kafanızda. Oradaki astrologia o dönemde günümüzdeki astronomi ile astrolojinin bir karışımı. Çünkü burçlar kuşağını, zodyakı da araştırıyorsun. Beri yandan göksel cisimleri de mecburen araştırıyorsun zaten. Ama astronomi ile, astronomi bilimiyle tanımlayabileceğimiz bir eylem, bir çalışma, bir teori var. Ona da salt astroloji demek doğru olmaz. Aynı fragmanda başka bazı yazarların Thales'in sadece iki eser yazdığını söylediği bilgisi var. Bu iki eserin başlıkları Peri Tropes ve Peri Isemerias. Gün dönümü üzerine, ekinoks üzerine. Başka bir kaynakta Plutarkos'un aşağıdaki kaynağında Thales'e Astrologia diye doğrudan böyle bir eser atfediliyor. Yani kaynaklardaki atıflar bile şüpheli. Yani birbiriyle tutarsız veyahut birbirinde olan diğerinde yok. Araştırmak, üzerine yorum yapmak size düşüyor tabii burada. Şimdi burada anladığımız şu, ama bütün metinleri, bütün fragmanları taradım çünkü buraya gelmeden önce. Thales, işte bu eserler atfediliyor kendisine. Ne anlıyoruz? Gökyüzünü araştırmış. İşte gün dönümü, ekinoks gibi çok ciddi matematik ve sayısal bilgi gerektiren astronomi gözlemleri yapmış. Hatta bir güneş tutulmasını önceden tahmin ettiği anlatılıyor bazı yerlerde. Ciddi anlamda Thales bir doğa filozofu olarak karşımıza geliyor. Gökbilimci. Şimdi burada Aristoteles'in Metafizik kitabından bir bölüm. Thales ne diyor Yunancasıyla? Thales men otes toyaltes arkegos filosofias. Bakın bu türden felsefenin, filosofyanın kurucusudur, arkegosudur diyor Thales için. Hangi türden felsefe? Tabii ki şimdi biraz sonra gelecek doğa felsefesi. Doğa üzerine düşünüyor. Bu nesnelerin bir veya birden fazla töz ya da ilkeden kaynaklandığını araştıran, bu konuda argüman üreten doğa felsefesidir. Bu türden derken onu kastediyor Aristoteles bağlamında. Nitekim yine Aristoteles'in Metafizik 983b-1822'de söylediğine göre Thales her şeyin kaynağı olan temel ilkenin su olduğunu söyler. Yani hydos. Bak burada işte laf yok. Mitos yok. Senin de evde ince veya burada inceleyebileceğin suyu her
şeyin kaynağı olarak görüyor. İşte mitostan logosa geçişin Thales örneğinde bir karşılığı. Yani her şeyden önce kaos vardı deniyor. Her şey sudan geliyor diyor. Bir arhe, yani ilk ilke, temel ilke arayışı, töz arayışı var. Değişmeden kalan, altta kalan töz. Şimdi burada Thales her şeyi tekrar söylemek gerekirse, tüm evrendeki oluşumu tanrılara veya tanrısal varlıklara, mitolojideki unsurlara, öyküye dayalı bir anlatımla atfetmiyor. Her şeyin kaynağını suda bulmak, var olan şeyleri doğaya giderek açıklamaktır. Doğayla ilgili bu açıklamalara birçok örnek verilebilir. Örneğin Thales, tabi hepsini buraya almam mümkün değil, sabaha kadar konuşmamız lazım. Birkaç tane örnek vereyim. Thales sadece bir tane evren olduğuna inanıyor. Çünkü birden fazla evren olduğuna paralel evrenler gibi belki. Öyle değil tabi de. İşte birden fazla gezegen, birden fazla dünya benzeri gezegen olduğuna inananlar var. Ama Thales onlara inanmıyor. Bir tane var diyor. Yıldızların topraktan meydana geldiğini düşünüyor. Ama mevcut durumda yıldızları görüyorsak onlar alev halinde yanıyorlar diyor. Güneş topraktan yapılmıştır diyor. Yeryüzü suyun üzerinde duruyor. Yani bizim bu yeryüzünün altında su var diyor. Mısır'daki Nil Nehri'nin her yıl düzenli bir şekilde taşmasının nedeni rüzgardır. Saçma, doğru, eksik bilgi. Bununla ilgilenmiyoruz şu an. Bize yöntem, tabii burada dikkatimizi çekiyor. Şimdi peki burada Thales'i, biraz yoruldunuz biliyorum ama biraz sabredin arkadaşlar. Biraz sonra sonsuz mutluluğa yaşayacağız. Yani bitireceğiz. Şimdi bakın, bu açıklamalar olayların tanrılarla değil, doğa olaylarıyla gerekçelendirildiğini gösteriyor. Bu yüzden Simplicius'un Aristoteles'in fizikasına yazdığı şerh metninin bir yerinde Thales'in doğa araştırmasını Yunanlara açan ilk kişi olduğu söyleniyor. Perifüseos Historia. Historia terimini, eşim de bir tarihçi olduğu için hani herkes bilir. Eşim tarihçi olduğu için ben tabii çok daha yakından biliyorum. Historia, o tarih demek değil burada. Buradaki historia, bazı feministler historia, history'den geliyor diyorlar. Yani erkeğin hikayesi tümüyle palavra bir etimoloji. History Yunanca'da bir kelime. Bak, historia. İngilizce'deki hizleri alakası yok. Historia, doğa araştırması. Perifüseos historia. Doğa üzerine çalışma, doğa araştırması. Daha önce gördüğümüz Diogenes Laertios 1.23-24'te ise Physicae Theoriae kelimesi var. Thales'in yaptığı şey. Doğa çalışması, araştırması, doğa üzerine araştırma. Hippolytos'un Refutatios'unda Miletoslu Thales Philosophia Physicae yapıyor. Doğa felsefesi yapıyor. Doğa üzerine felsefe yapıyor diyor. Bakın, tanrılar yok burada. Burada Orfeus'un Evridikesi yok. Burada gece ile gündüzün birleşmesi falan yok. Karanlıkla gecenin birleşmesi yok. Topraktan titanların doğması yok. Burada Prometheus'un ateşi Zeus'tan çalması yok. Burada ne var? Burada bakın kavramlara dikkat edin. Perifüseos Historia, Physicae Theoriae, Philosophia Physicae. Bütün bu kavramlar ne anlama geliyor? Felsefeci Atilla Erdemli diye bir hocamız vardı. Allah uzun ömür versin. Mitostan Felsefeye diye bir kitabı var. Bunu göstereceğim biraz sonra yine kaynaklarda. Mitostan Felsefeye, onu mutlaka öneriyorum. Orada çok güzel bir özet var. Şimdi onca birikimin bir yerden filizlenmesi, yani Thales'in şahsında kendisini açığa çıkartması gerekiyordu diyor hoca. Öyle de oldu. Bir küçük başlangıç, bir büyük yolun ilk adımı oldu. Bu yalnızca felsefenin ya da felsefece düşünmenin ilk adımı değildi.
Bu aynı zamanda bilimin ya da bilimsel düşünmenin de ilk adımıydı. Buraya dek, yani Yunanlara dek, Sümerler'de, Mısır'da, Mezopotamya'da ve diğer merkezlerde ortaya çıkan gelişmelere bakarak bilimsel düşünmenin ve bilimin başlamış olduğunu söyleyebiliriz. Oralarda birçok alanda bilim adına başlangıç ve hatta ilerleme sayılabilecek önemli insan başarıları vardı. Şimdi nasıl oluyor da Miletos'ta Thales ile felsefe yanında bilimin de başladığını ileri sürüyoruz? Buradaki ayrım bilginin ve bilgilenmenin amacı uyarınca yapılıyor. Yani bir bilgi uğrağı, bilgi dışında bir amaç için de yapılabilir. Pratik bilgi, az önce bahsetmiştim. Ve burada sadece merak var. Yalnızca nesneyi bilme isteğiyle araştırmak var. Burada günlük, hatta yaşamsal kaygılar güden, başka amaçlar için araştırma yok. Burada doğrudan Sofya için, Sofya'ya yönelen ve bunun içinde doğaya giderek materyali doğada arayıp bulan, tözü de doğada arayan, dolayısıyla incelenebilir olan, her zaman çağları aşacak şekilde incelenebilir olan bir bilme uğraşısı var. Ve bu bilme uğraşısı da Yunanca'da tek bir sözcükle ifade edilmiştir. Filosofya. Yani Sofya'ya duyulan sevgi. Filozoflar öncelikle bilgiyi severler. Felsefe derslerinin birincisinde veyahut böyle bu atölyede arkadaşlar ilk söylememiz gereken şey bu. Orta çağda skolastiklerin dediği gibi filosofya ankilla teologiae değil. Yani felsefe teolojinin, ilahiyatın hizmetçisi değildir. Felsefe her zaman sorgulayıcı akılla birlikte lafın dışına çıkar. Çünkü Sokrates'in çağdaşı olan sofistler laf üreten insanlar. O yüzden onlara sofistes dendi, filosofos denmedi. Bugün üniversiteler ve burada ben, hadi kendimden başlayayım eleştirmeye, sofistik yapıyoruz. Bilgi paylaşıyoruz, şudur budur. Filosofos bu değil. Filosofos, Sofya'ya duyulan bilgi için şüpheyle yaklaşan, doğaya giden, doğaya gitmediği noktada da Sokrates ve sonrasındaki Stoacılar, Epikurosçular, Yeni Akademiya, Kuşkucular vesaire, onlarda gördüğümüz gibi sadece bilgeliğin kendisi için bilgeliğe giden ve bunu da para karşılığında yapmayan, bunu öğretmenlik olsun diye yapmayan, bunu sevgiyle yapan insanlardır. O yüzden bu felsefe, Galatasaray Üniversitesi'nin bu ilk konuşmacısı, ilk ve tek tabii burada, olarak böyle bir felsefeye giriş konuşması yaptığım için kendimi onurlandırılmış hissediyorum. O yüzden arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Benimle temas kuran, beni buna layık gören arkadaşlara. O yüzden sizlere de tabii bu saatte gelip bu mitosu, laf yığınını benden dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Burada şimdi tabii ben böyle PowerPoint dolu dolu böyle yazılar falan. Yani bunu yapmak zorundayım, kusura bakmayın. İleri okuma kaynakları olarak şu yeşil gördüğünüz kitaplar presokratik, zaten adından belli, öyle bir erken dönem felsefe. Sokrates'e kadarki bütün fragmanları Yunanca ve İngilizce, hatta kısmen Latinceler de var içlerinde, derlenmiş halidir. Yani bu 9 kitabı alırsanız ömür boyu kullanırsınız. Loeb serisi, Harvard University Press'ten çıkan. Şu Die Fragmente der Volkssprachlichkeit ise o Hermann Diels'in başta bahsettiği Diels-Krans Sokrates öncesi fragman derlemesi. O da sadece Yunanca içeriyor, yani çeviri yok. Bunlarda İngilizce çeviriler de var. Bunun dışında buraya kendi şeylerimi koymuşum, çevirilerimi. O yüzden kusura bakmayın, bunları geçiyorum. The Concept of Presocratic Philosophy, Andre Lax'ın kitabı. Yine çok önemli.
Yine ömür boyu kullanabileceğiniz The Presocratic Philosophers, bu Kirk ve Revel'ın derlemesi, hem fragmanlar var, çevirileri var ve yorumları var. Çok güzeldir. Walter Crouse'ın Antik Felsefe kitabı çok eski. Dili biraz arkaik kalıyor artık günümüz öğrencileri için. Ama kullanılabilir. Yani elinizde, kitaplarınızda bulunsun. Conford'un Sokrates'ten Önce ve Sonra kitabı yine kıymetli bir kitap. Bunun yeni çevirisi çıktı İş Bankası'ndan. Burada Werner Jager'in, Alman felsefe tarihçisi, ilk Yunan filozoflarında yani Presokratiklerde Tanrı düşüncesi, Hadon'un ilk çağ felsefesi nedir, Nietzsche'nin ders notları, öğretmen olarak ders notlarını içeren Plato öncesi filozoflar, Kafe'nin Sokrates'ten Önce Felsefe yine fragman derlemesidir. Az önce bahsettiğim Atilla Erdemli'nin Mitos'tan Logos'a kitabı ayrıntıdan çıkmıştır. Bu da faydalı bir kitap. André Lax'ı göstermiştik. Yine burada faydalı kitaplar var. Burada Guthrie'nin Yunan Felsefe Tarihi serisi var. 6-7 kitap galiba. Tam bilmiyorum 6 mı oldu, 7 mi oldu. Hepsi tabii önerilir. Ama bu cilt, galiba birinci ciltti bu. Bilhassa bizim buradaki konumuzu ilgilendiriyor. Bilgeliğin Başlangıcı yine Conford'un başka bir kitabı. Evet, bu kadar. Tekrar teşekkür ederim arkadaşlar. Sorunuz olursa abi. Muhammed, mikrofon var, kablosuz mikrofon, kayıtta da çıksın soru. Hocam, öncelikle geldiğiniz için tekrar teşekkürler. Hocam öncelikle geldiğiniz için tekrardan teşekkürler. Benim şöyle bir sorum olacaktı. Yunan felsefesi, antik Yunan, Helenistik ve Roma felsefesini ilk başta gösterdiniz izlek olarak. Orada Sokrates'in yerinden bahsettiniz. Doğa felsefesini bırakıp aslında felsefeyi hayata indirdi dediniz. Bir de kavramsal düşünceyi ortaya attı dediniz. Ben Sokrates için şunu soracağım. Ben okuduğum zaman Platon'un ilk dönem metinlerini Sokrates hep şöyle biliyor. Sanki bir informal mantıkçı gibi. Yani konuşmalarda postülalara, öncüllere hiç dikkat etmiyor. Sürekli öncüller arasındaki ilişkilerde ne gibi hatalar var. Buna bakıyor. Bu bağlamda Sokrates'e informal mantığın kurucusu diyebilir miyiz? Evet, denilebilir. Zaten Sokrates'in asıl amacının çürütme odaklı bir akıl yürütme olduğunu söyleyen çok kişi vardı. Bu antik dönemde de geçerli. Ve zaten Aristofanes gibi komedi şairlerinin ve dönemin felsefe karşıtlarının, evet felsefe karşıtları var arkadaşlar. Felsefeyi sevmiyor adam ya. Böyle böyle yazarlar var günümüzde olduğu gibi. Onların takıldığı nokta budur. Yani formal yapıda sadece karşı tarafın söylediklerini çürüterek bir laf cambazına yapmak. Bize kim hatırlatıyor bu? Kimleri? Sofistlere hatırlatıyor.
Sokrates'in kendisi de sofist bir gelenekle birlikte aslında aynı kültürü solumuş birisi. Nitekim Protagoras diyaloğunda Sokrates'in Protagoras'a, Platon'un Protagoras'a biraz daha meylettiğini görüyoruz. Özellikle de insanlığın oluşumu, toplumların oluşumu ile ilgili anlattığı o mitolojik anlatıda. Ama bu yapı işte biraz sofist özelliğine kaçıyor. Sofist karakteri var. Sofist para karşılığı, hani o çok egzajere ederek anlatılıyor ama para karşılığı anlatması önemli değil. Önemli olan Sokrates'in senin söylediğin o çürütme odaklı, yani varılacak sonucu önemsemeden tartışmayı yürütmek. Buradan bir ahlak felsefesi çıkmaz. Platon çıkaramadı. O yüzden Sokrates'in daha teorisyen kimliğinin ortaya çıkması için Platon'un daha sonraki metinlerine ihtiyaç duyuyoruz. Mesela Phaidon diyaloğunu okumadan, Sokrates'in veya Kriton'u okumadan, Apologiyi, savunmayı okumadan Sokrates'in ruhla ilgili görüşlerini öğrenemeyiz. Oralarda Sokrates artık bir ahlak, bir moralist, bir ahlakçı olarak karşımıza geliyor. Diyor ki işte erdem şudur, doğruluk budur. Veya politeya, devlet üzerinde, devlette. Hoş devlet diye çevrilmeli mi politeya? Onda şüphem var ama politeya'da adalet güçlünün işine gelen değildir. Senin söylediğin ilk diyaloglardaki o adam bunu söyleyemez. Değişmesi lazım. Kimisi bunu Platon'un toplumsal politik rahatsızlıklarına yoruyor bu değişimi. Kimisi olgunlaşan bir Sokrates figürüne dikkat çekiyor. Kimisi erken Helenistik dönemin toplumsal gerekleri uyarınca böyle bir değişime ihtiyaç duyuyordu diyor. Farklı açıklamaları var. Çünkü sofistlerin, şimdi enteresan, sofistlerin kötülenmesi ile bu dediğin değil, yani oradan Sokrates'in daha belli bir teorisyen kimliğine kavuşması aynı dönemde gerçekleşiyor. Bununla birlikte sofistler dışlanmaya başlıyor. Çünkü artık felsefe öğretmenlerine gerek yok. Ahlak öğretecek, tıpkı yedi bilgede olduğu gibi. Ahlak öğretecek. Şu şudur, bu budur diye size yol gösterecek, bize yol gösterecek adamlara ihtiyaç. Yine politik. Tabii bu. Evet. Bu söz, Tusculae Disputationes, Tusculus konuşmaları çok güzel bir söz. Onu da yine ömür boyu, yani bütün felsefe öğrencileri kariyerleri boyunca bu olguyu tartışacaklar. Sokrates neden gökyüzünden felsefe indirdi? Gökyüzü. Ulaşılamaz ona. Thales gökyüzüne bakıyordu da o yüzden. Artık doğa felsefesine gerek yok. Toplumun şekillendirilmesi lazım. Ama Roma'da mesela Sokrates kötülenir. Kato, yaşlı Kato, Sokrates Roma'da olsaydı burada da biz onu öldürürdük demiştir. Çünkü gençlerin aklını bulandırma suçlaması önemli bir suçlama. Yani o din tanrı, yabancı tanrıları sokuyor suçlaması çok önemli değil. Gençlerin aklını bulandırmak kötü bir şeydir. Bugün de kötü bir şeydir. Bugün de gençlerin aklını bulandıran biri olsa iktidar rahatsız olur. Bu her zaman böyle. Evde de böyledir. Yani senin çocuğunun kafasını karıştıran biri varsa dışarıda sen rahatsız olursun. Bunun gibi bir şey. Sokrates'in formel bir kimlikten, sofist kimliğinden teorisyen kimliğine dönüşümü aslında önemli bir dönüşüm. Niye biliyor musun? Çünkü Helenistik dönem felsefe ekolleri hepsi Sokratesçidir. Epikros. Bak, Epikrosçuluk, Stoacılık. Tabi akademiye zaten Platon üzerinden Sokrates'e bağlanıyor. Lükeon, Aristoteles üzerinden. Helenistik dönem tümüyle aslında bu Sokrates'in değil de Platon'un zaferidir. Platon ile Protagoras arasındaki mücadelede, yani sofist ile Platon arasındaki mücadelede Platon zafer kazanmasa başka bir felsefe tarihi, belki de bambaşka bir tarih olacaktı. Ama bu felsefe tarihi Platon'a düşünmüş dipnottur. Sözünün anlamı burada. Sokrates'in dönüşümüne düşünen bir dipnot.
artık herkes size ahlak dağıtıyor. Helenistik dönemde. Stoacılara gidin. Erdem eğilinceyidir. Epikuros'a gidin. Haz eğilinceyidir. Haz. Yani kafanıza göre de her şeyi yapın. Kafanız estince değil. Doğanın rehberliği. Sınırlı ölçüde. Ahlaklı bir haz yaşamak. İşte bu Sokratikos sıfatının Yunanca'daki karşılığı. Bir tane daha ufak sorun olacak. Tabii. Mitos'tan Logos'a geçişi anlatırken aslında Mitos'ta da akıl var dediniz. Evet. Acaba şöyle reformüle edebilir miyiz? Yani bana mitoloji metinlerindeki akıl yürütme ile felsefedeki akıl yürütme arasındaki fark şöyle geldi. Birisinde analoji yoluyla akıl yürütme varken öbüründe tümden gelip tüme var. Tümden gelip tüme varım değil sadece. Neden sonuç ilişkilerini şüpheyle değerlendirip sorgulam. Evet, tümden gelip de var, tüme varım da. Ama öbür tarafa katılıyorum. Analoji zaten betimleme var dedim. Benzetmeye dayalı. Yani şimdi tabii burada çok fazla kaynak var değerli dostlar. Hepsiyle ilgili konuşsak sabaha kadar konuşmamız lazım. Yani Orpheus, Musaios. Bunlar din anlatıcıları. Hatta size şöyle söyleyeyim. İslam felsefe tarihinde bazıları Orpheus'u, Musaios'u peygamber olarak saymıştır. Peygamber. Peygamber kahindir. Geleceğe dair veri sunar size. Dinin de söylediği şeydir. Uzak geçmişe, uzak geçmişte uzak gelecek. Ahiret yaşamı. Tabii felsefenin de dine benzeyen tarafları var. Mesela Platon devletinin son kitabındaki Er mitosunu okuduğunda bir cennetvari bir şey anlatıyor ki cennet kavramı yok orada. Yani insan ölünce nereye gider ruhu? Ruhun ölümsüzlüğü fikri. Dolayısıyla ruhun ölümsüzlüğünü bile betimleyerek anlatabilirsin, tanımlayarak anlatabilirsin. Betimleyerek anlatırsan din üretmiş olursun. Mesela, neyse örnek vermeyelim. Pardon, buyurun efendim. Ses gelmiyor efendim. Sunumunuz için çok teşekkür ederim. Öncelikle çok açıklayıcı oldu ve daha makro bir perspektiften bakma imkanını sağladı. Şimdi hani anlatımız hep şey oldu, hani bu Yunan merkezli oldu. Ama bu dönemde işte doğuda Budizm dediğimiz şeyler var ya da Konfüçyüs. Bu kişileri, Buda'yı ya da Konfüçyüs'ü bu anlatıda nereye yerleştiriyorsun ya da nerede konumlandırmalıyız bu kişileri tabii bu anlatı bizim içerisinde? Başlıkta Yunan felsefesinden öyküsü. Bu şimdi her toplantıda böyle bir sevgili dostumuz oluyor mutlaka. Bu mümkünle bir şey söyleyeyim. Yani arkadaşımız haklı. Değişim başka kültürlerdeki. Çünkü şöyle bir şey var. Bu ideolojik bir şeydir. İdeolojik bir şeydir. Yani Bernard'in Kara Athena kitabı vardır. Biliyor musunuz bilmiyorum. Kara Athena. Türkçe çevrildi o. Black Athena. Çağdaş Batı medeniyetinin köklerinin Yunan-Roma geleneğine mi dayandı? Yoksa daha eski Doğu kültürlerine mi dayandı tartışması? Son döneme kadar, son yüzyıla kadar, hatta son 50-60 yıla kadar evet Yunan-Roma geleneği sanki tek felsefe geleneği sunuyormuş gibi bir algı vardı dünyada. Ama bu algı boş, içi boş bir algıdır. Çünkü başta Yunan yazarlarının kendileri zaten bizim filozoflarımız doğuya gittiler. Yani şimdi tabii ki burada çok örnek verebilirim ama hani yeri değil, sadece şunu söyleyeyim. Özellikle de Presokratik, Platon da dahil tabii Presokratiklerden sonra Doğu'ya gitmeyen, Mısır'a gitmeyen filozof yok. Anadolu'da farklı kültürleri gezmeyen yok. Özellikle de Pitagoras dünyada bilinen terra cognita dediğimiz bilinen coğrafyanın her yerine gitmiş. Hatta bazılarına göre Yahudilerin yanına da gitmiş. Yahudi.
başkalarının yanına gitmesi önemli ama Yahudilerin yanına gitmesi daha önemli. Çünkü tek tanrı düşüncesi de İbrahimi geleneğin gelenekten de haberdar olmuş olabilir. Çünkü bunu iddia edenler de var. Yunan felsefesi dediğimiz felsefe, Thales'in kendisi de dahil, bir seyyahlar felsefesidir. Doğuya gidersin, farklı yerleri gezersin, oradaki bilgileri alırsın. Ama sevgili dostum, senin bu tespitin üzerine ben başka bir şey söylemek istiyorum. Bu soruyla ben her toplantıda karşılaşıyorum. Niye biliyor musunuz? Neden hep Yunan'dan bahsediyoruz? Diğerlerinde işte Konfüçyüs yok mu? Var. Başka kültürlerde başka bilgeler de var, doğru. Bazı felsefe tarihçileri, onlar filozof değil, bilgedir ayrımını yapıyor. Bazıları diyorlar ki, özellikle son 25 yılda Çin felsefesi, bakın piyasaya bakın, Çin felsefesi kitapları çıkmaya başladı. Batı'da, Türkiye'de bir şey yok da, Batı'da Hint felsefesi. Bunlar, yani yavaş yavaş geliyoruz o noktaya. Felsefenin daha kozmopolit olduğu gerçeğini kabullenmeye. Ama Yunan'a özgü de bir şey var değerli dostum. Hep bunu söylüyorum. Çin örneği hariç. Çin'de çok metin var. Antik Çin'de çok metin var. Antik Hindistan'da da çok metin var. Lafım yok. Peki Yunan'da bu lafı içime bir şey kaçmış gibi, batıcı birisi kaçmış gibi düşünün. Bir Çin'de mesela bir Piron yok, Sextus, Empiricus yok, kuşkucu, her şeyden kuşkucu. Tanrıları da, çünkü bazı tanrı tanımaz felsefeciler Yunan felsefesi önemini ortaya çıkarırken, bilim tarafını çıkararak, ama doğuda bu saydığımız kültürlerde tanrılarsız bilgelik sevgisi yok. Seküler bir bilgi sevgisi yok diyorlar. İçinden bir ses haksız değil diyor. Haksız değil bu sorunu söyleyen. Öyle gibi duruyor. Ama burada bir nevi doğaya giderek tümüyle değil, Thales tümüyle doğayı tanrılardan arındırmıyor ama arındırarak değil. Ama argüman üretme, burada şeyin şu sayfanın açılması, yani açık kalması iyi oldu. Argüman üreterek anlatılan mevcut konvansiyonel dinin söylemlerine karşı çıkan bana başka bir kültürde felsefi gelenekten bahsetmem lazım. Çin'de şu gelenek var, ekolleşmiş Yunan'daki gibi. Sadece kuşkuyu salık veren Piyon ve öğrencileri gibi. Ama pek görmüyoruz orada. Mesela Mısır örneğini, Babil örneğini, ya matematiği çok iyi biliyorlar, astronomiyi çok iyi biliyorlar ama burada adam oraya gitmiş, Hipokrates veya tıp hekim veya başkaları, Evleides, Öklit diye Türkiye'de bilinen değil mi? Adam gitmiş, orada İskenderiye'de öğrendiklerini, Mısırlılardan, şunlar civar kültürlerden, gelmiş alimlerden öğrendiklerini gelip yazmış. Sen bugün Evleides'in kitabını biliyorsun, elementler diye. Öklit geometrisini biliyorsun değil mi? Ama aynı tarihte İskenderiye'de olan diğer alimlerin, başka kültürlere mensup olan alimlerin eserlerini bilmiyorsun. Yok çünkü. Öyle bir eser de yok. Bu adam yazmış. O yüzden Yunan felsefe tarihçisi de antik dönemde şöyle diyor. Burayı evet biz ışık doğudan yükselir tırnak içinde. Herodotos bunu söylüyor. Bilgelik doğudan geldi diyor. Çok net. Ama buradakiler yazmış. Buradaki kayda geçirmiş. Buradaki ekolleşmiş, aralarında tartışmaya başlamışlar, Anaximandros, Anaximenes vesaire. Berian'da varlık bir midir, tek midir, hareketli midir, hareketsiz midir tartışması yürümüş Parmenides, Herakleitos. Sonra Sokrates'e kadar geldik, Sokrates'ten sonra zaten artık felsefe kurumsallaşmış. Bir de Sokratik ekollerin arasındaki tartışmalar başlamış. En yüce iyi denir. Böyle bir tartışmayı, iklimini bana Mısır'dan göster. Hindistan'da göster, Çin'de göster. Çin'i biraz daha ayrı tutuyorum. Çin'de gerçekten yani Yunan'a benzer dersem Yunan sanki tek felsefe Sofya'nın şeyiymiş gibi anlaşılacak. Öyle demeyeyim. Ama Yunan'daki gibi tartışmaların olduğu,
akademiyanın olduğu bir ortam göster. Ha belki yarın öbür gün bulunacak. Bak Corbucci'nin öğrencileri şöyle böyle. Hiç yok değil asla. O yüzden Çin örneğini biraz daha ayrı tutuyorum. Hindistan örneğinde Hindistan'ın kendi kültürüne, dinine özgü olan işte gimnosofistler var mesela, çıplak sofistler. Günümüze de hani gurular olarak gelen. Çok güçlü bir gelenek. Ama dini gelenek bu. Bu felsefi gelenek değil ki. Dini. Toplumsal tarafı var ama adam oturup da doğayı araştırmamış. Varlık bir midir, çok mudur dememiş. He, böyle olmazsa felsefe olmaz demiyorum. Yanlış anlama. Ama Yunan'a özgü de bir şey var. Bir şey var Yunan'a özgü. Ayrı gördüğümüz. Bu daha sonra batılı, beyaz batılı tarafından kullanılmadı mı? Kullanıldı. Ona da alınıyor. Onda örneklerini veririz. 19. yüzyılda özellikle. Yani şey düşüncesinin merkezinde yer alır. Yani bunu sen Irak'a demokrasi götürmemiz gerekene kadar götürürsün. Getirebilirsin buraya kadar. Çünkü bu insanlar vahşi, barbar, barbaros bunlar Yunancasıyla. Düşünmüyorlar. İslam coğrafyası barbar diyor. İşte Hintliler barbar, Çinliler. Görmüyor musun? Başımıza hastalık açtılar, böcek yiyorlar, maymun yiyorlar. Afrikalılar zaten insanları koymuyorlardı, değil mi? Maymunun bir üstü olarak görüyor siyahları. Bu kafa yapısı bunu kullanmıştı ideolojik olarak. Kabul. Ama bu kullandıkları şeyde de kullandıkları şeyin özüne ilişkin onu o yapan bazı özellikler var. Bunu da görmezden gelemeyiz. Sadece bilgelik felsefe Yunanlarla başladı. Demiyor ki zaten artık bu eskidi, bu tartışma yok. Bu tartışma yok arkadaşlar. İstediğim burada gösterdiğim bütün kitaplara bakın. André Lax'ın bu kitabı dahil. Hepsine bakın. Hiçbirinde bilgelik sadece şeydir, Yunanlara özgüdür demiyor kimse. Bu konu olarak bunu işlemiş. Zaten sizin olgunluk yaşınız döneminde, 40'lı yaşlarınızda, 50'li yaşlarınızda bence Çin felsefesi geliyor. Asıl dünyanın gündeminde olan o akademide, batıda. Çin'deki felsefi tartışmalar ön plana gelecek. Göreceksiniz. Hocam o zaman bu Yunan hani ayrıştıran noktaya aynı zamanda doğuda da olan bu dağınık düşünceleri daha rasyonel bir zemine çekerek sistemleştirmiştir. Evet. Ve bu şekilde evet kurumsallaşmış, bu şekilde ayrıştırılmıştır diyebiliriz o zaman. Bu yanlış olmaz. Tabii bir Yunan felsefesi. Thales vari doğa araştırmalarını kaydıyor. Mesela Babil'de de Mısır'da da astronomik kayıtlar vardır. Yıl yıl. Ama bunların yorumu yoktur. Ama burada adam yorumlamış bunları. Bu sayede tutulmayı, güneş tutulmasını önceden ki tahmin ettiği iddia ediliyor. Doğru yanlış inanırsanız. Yani bu kaynaklar, burada konuştuklarımızın hepsi sonraki yüzyıllarda yaşamış antik yazarlara ait. İşte Platon diyorsun. Yani arada 300 yıl var mesela. Evet. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Rica ederim. Buyurun efendim. Evet. Ben duyabilirim. Tabii ben duyuyorum. Buyurun. Ben şunu sormak istiyorum. Bu bir mitoslardan bahsettik, hikayelerden bahsettik ve aslında şunu diyebilir miyiz? Yani en iyi hikayeyi yaratan, anlatan kazanır gibi bir durum söz konusu olabilir mi? Yani özellikle sadece Sokrates öncesinde değil, aynı zamanda ondan sonrasında gelen işte Musa'dan da bahsettik. Evet. Onlar için de aynı şey söz konusu. Tabii ki. Yani hikaye anlatıcılığı çok önemli. Masal, ben ona masal dedim. Çünkü mitosun masal anlamı da var, kurgu. Mitos üretilir. Mesela, şimdi de mesela mitoslarımız var. Mitos. Maske, altı boş. Bu günlük siyasal dile de yansır, günlük hayata da yansır. Mitoslar. O yüzden haklısın. İyi masal anlatan kazanır. Umarım ben de size bugün iyi bir masal anlatmışımdır. Teşekkür ederim arkadaşlar.